Günaydın, günaydın sevgili izleyiciler. Hepinize iyi haftalar. Yeni bir haftaya başladık şimdi. Haftaya ne oluyor? Tam yanlış söylemeyeyim efendim. Evet, şimdi bugün Aralık ayı pazartesi günü 31'i. Yani haftaya bugün son yılın son programını yapacağız. Ve ondan sonra da 2019'a gireceğiz. 2019 bize neler getirecek hiç bilmiyoruz ama işte bu seçimdi, şuydu, buydu falan, onlara baktığımız zaman insanın içi biraz daralıyor. Benim daralıyor, sizin de daralıyor mu bilmiyorum. Ama işte en azından Cuma günü de konuştuğumuz gibi bir seçimlere gidiyoruz ama seçim güvenliği tümüyle ortadan kaldırıldı. Çünkü neden? Yüksek Seçim Kurulu bu kez öyle seçim öncesi yok. Zarflarda şu olacak, bu olacak. İşte üzerine bunu koy, öyle hiçbir şey yapmadan kafadan koydu. Dedi ki Tayyip Erdoğan hariç herkese yasak var kardeşim. Tayyip Erdoğan hiçbir yasağı yok. O canı ne istiyorsa onu yapar. Devletin bütün gücünü kullanır, bütün araçlarını kullanır. Her gün davet verir, her gün açılış yapar, her gün ödül dağıtır, her gün konuşur. Canı ne istiyorsa onu yapar çünkü o Cumhurbaşkanı. Türkiye demokrasi tarihindeki alınmış en ağır karardır bu bana göre. Ve muhalefet uyuyor kardeşim. İşte ben bunu azmedemiyorum. Kıyameti koparması lazım, hiç çıt yok. Ya da ne olacak? Tabii canım Cumhurbaşkanı diyor. Şimdi biz bu şartlarda seçime gidiyoruz. Hadi buyurun. Gidin kardeşim seçime gidin. Hayırlı olsun hepinize. Yolunuz açık olsun. Başka hiçbir şey söyleyemiyorum. Kusura bakmayın. Çünkü çoktan kıyametin kopması lazımdı. Ama korku içinde, yeteneksiz, bilgisiz, çapsız bir muhalefet var. Görünen o. Yani sabah sabah ilk böyle söylüyorum ama ya biraz bir atın ya üzerinizden. Yani mecliste genel şey diyor, eski genel kurmay başkanına bağırınca çok ağır muhalefet yapmış olmuyorsunuz. Eylem dediğimiz orada bağırmak çağırmak değil. Eylem ortaya bir şey koymak, bir fikir koymak, bir aksiyonda bulunmak. Ama bizde eylem deyince panik halindeler. Aman biz uslu çocuklarız. Sayın Tayyip Erdoğan'ımız, canımız ciğerimiz, biz sokağa çıkmayız. Aman taş biz, sakın ha filan. Sanatçına küfredilir, sana küfredilir, işçine küfredilir, ondan olmayan iş adamına küfredilir, ağzını bile açmaz. Çıt yok. Ha bulmuşum bir garip bir paşa, adam belli zaten kardeşim yani. O gece kemendi boynuna takmışlar, oradan oraya götürmüşler, gıkı çıkmamış. Şimdi kahramanlık yapıyor, işte ona saldırmak kolay. Ama bu muhalefet değil, bunu bilelim ne olur. Ve ondan kanlıyor, helal olsun herife. Tamam helal olsun, güzel konuştu ama... İşe yaramıyor. İşe yaramıyor. Hakiki, net eylem koyacaksınız. Net eylem dediğinizde bana taş sopa gelmesin aklına. Sokaklara dökülmek gelmesin. Bir daha kaçamayacaksın dedi, ağzınızı açmadınız ya. Ya bir düşünün Allah aşkına ya. Bir daha kaçamazsın dedi. Yok olursun orada, ölürsün, dayak yersin, linç edilirsin. Çıt yok. Tamam abi sustum, bir daha konuşmuyorum bak bu. Şimdi seçim yasağı, Cumhurbaşkanı hariç diyor. Herkese yasak var. Cumhurbaşkanı hariç. Neden? Hadi gel de şimdi seçim kazan. Boşuna bana palavra sıkmayın kardeşim. Yok biz alırız da İstanbul'u da alırız. Ankara acayip bulduk. 5 yıl önceki adayı getirdik. Tamam falan. Unut. Unut anlıyor muyum? Eğer tedbir almazsanız unut kardeşim. Yüksek Seçim Kurulu bugünden bağlandı. Zaten o güne kadar sen nefesini açamayacaksın, nefes alamayacaksın. Öyle bir basacaklar üzerine. Efendim yasaklara girseydi Cumhurbaşkanı acaba de... şöyle olurdu. Bazı şeyleri yaparken lafın olurdu. Birileri bir şey söylerdi, ona cevap yetiştireceğiz derken foya ortaya çıkardı. Ya kardeşim devletin araçlarını kullanıyorsun dediğinde hadi sen diyecekti ama vatandaş da diyecekti ya hakikaten öyle. Şimdi öyle bir şey yok. Bakın bir noktada durduğunuz zaman Cumhurbaşkanı'nın konvoyunun geçişi 1 dakika 36 saniye sürüyor. Bak 1 dakika 36 saniye az gibi görünüyor size. Bir noktada durun, önünüzden devletin araçları geçiyor. Bir kişiyle beraber. 1 dakika 36 saniye sürüyor. Şimdi küçük gibi gelen 1 dakika 36 saniye kronometreyi çalıştırın ve saymaya başlayın. Bakalım 1 dakika 36 saniye içinde 1, 2, 3, 4, 5 diye saydığınızda kaça kadar geliyorsunuz? En az o kadar araç geçiyor. Bazıları çift şerit halinde aktığı için onu 2 ile katlayın.
Ha diyecektik efendim seçim araçla mı kazanıyor? Mesele araç değil ki. Mesele araç değil. Mesele Cumhurbaşkanı'nın elindeki iktidar gücünü propaganda amacıyla kullanabilme yetkisi ya da rahatlığı. Efendim ödül vereceğim. En güzel ağıt çeken şarkıcılara ödül vereceğim. En güzel efendim çığlık atan bilmem nelere ödül vereceğim. Tören, sarayda tören, Taksim'de tören, Ankara'da tören. Açılış yapıyorum, toplu açılış. Ne açıyorsun? Açılış yapıyorum kardeşim. Sanki şimdi açılış yapıyorum dediklerinde bir şey mi açıyor? Yok, toplu açılış diye bir laf var. Sorarsan oraya oturan o zevata, lan neyi açıyorsunuz? Abi vallahi bilmiyorum, açılış var dediler geldi. Oğlum dikkat et bak sağını solunu açma, başın belaya girmesin. Neyi açıyorsunuz? Açıyoruz abi. Aç o zaman anasını satayım, aç. Bir şey var mı? Yok. Efendim musluk sularını açıyoruz. Çevirdik, açtık. Açılış töreni. Ne var? Açtık işte. İstediği kadar bunu yapacak. Yemekler verecek, davetler yapacak, ziyafetler, geziler. Efendim, olur mu öyle şey? Turizm Bakanı yasak kapsamında. Değil. İşte bak değil. Siz Cumhurbaşkanlığını yasak dışı bıraktığınız an Turizm Bakanı da yasak dışı olmuyor. Maliye Bakanı da olmuyor. İçişleri Bakanı da olmuyor. Dışişleri Bakanı da olmuyor. Niye? Çünkü bu adamlar zaten kendi başlarına herhangi bir işlem yapmıyorlar. Her şeyi Tayyip Erdoğan'la birlikte, yani sarayla birlikte yapıyorlar. O zaman eğer saraya yasak yoksa otomatikman herkes Cumhurbaşkanı protokolüne uyuyor. E Cumhurbaşkanı burada. E Cumhurbaşkanı oradaysa seçim yasağı yok ki. Yani Cumhurbaşkanı'nın verdiği bir davete efendim Çalışma Bakanı devletin aracıyla gidecek. Niye? E resmi tören. O yasakla ilgili değil ki. Ben Cumhurbaşkanı protokolüne uyuyorum. Falan falan. Şimdi demem şu. Bakın bu kadar sessiz kalırsanız, bu kadar aciz kalırsanız sizi silindir gibi ezer geçerler kardeşim. Sonra ağlamayın. Aa ne oldu gene seçim kaybettik. Acaba seçimin neresinde? Halkın nesini anlayamadık? Oğlum evladım halkın bir şeyini anlamıyor falan değilsin. Eşit yarışılmıyor. Sana olanak sağlamamış ve sen bunu istememişsin. Talep etmemişsin. Hep bu oluyor. Referandum öyle gitti. Ahmakça gelen şeyin üzerine tamam tamam dediler. Ya biz Kadıköy'de bir mühürsüz var ama hepsi bizimkiler. Kadıköy'le karar verdiler ve bütün Türkiye'ye dediler ki tamam, mühürsüz zarflar geçerli kardeşim. Ondan sonra da dönemedin tabii. Bir tane akıllı adam çıkıp da arkadaş tamam da herkes kayıt yaptırsın bakalım görelim Türkiye'de kaç tane mühürsüz zarf var. Hiç umursamadılar bile. Yok abi bizimkilerden de var. Yok yok zaten bir şey değil ya. Mühür olsa ne olur yani halk burada kullandı biz başındayız. Bakıyoruz bakmadın kardeşim. Bakamadın o kadar yeteneğin yok zaten. Olsa zaten Türkiye bu hale gelmez. Bu kadar basit. Onun için yani yeni bir haftaya giriyoruz, son haftaya giriyoruz. Gelecek hafta ilk günü belki yılbaşının günü ama yani daha 2019 olmamış oluyor ama bu artık son hafta. 2019'a giriyoruz, seçim yılına giriyoruz. Herkes aklını başına alacak kardeşim. Ha almazsan da ağlamayacaksın. Şu anda ağlayacağımız günlere doğru galiba gidiyoruz. Bana öyle gibi geliyor. Bak son bölümde şey yapacağım. Metin Akpınar olayı, Müjdat Gezen Metin Akpınar olayı. Facia bir şey. Akıl alır gibi değil. Bir cumhurbaşkanı, bu ülkenin çok sevilen, dünya çapında bakın. Şansa geçenlerde hatta böyle bir şey açıklarken hani Metin Akpınar başka bir ülkede olsa, Amerika'da falan olsa şu anda hepimiz tapıyorduk öyle bir adamdı dedim burada. Hiç böyle bir şey yokken. Böyle bir adam, dünya çapında bir sanatçı, bir tiyatrocu, özellikle komedi alanında bugün Hollywood'da olsaydı herhalde dünyanın en tanınan isimlerinden biri olurdu. Hiç kuşkusuz. Ve sen bu adama diyorsun ki sen kimsin ya? Sanatçı müsveddesi. Neyse, hadi. Ne var önümde? Hadi buradan şeyden başlayalım bari, yandaşların en ilisinden. Efendim... Galatasaray dün
4-1 mi bitti maç ya? 4-2 değil mi? Aa. Ben mi yanlış gördüm? 4-2. Evet. Maç 4-2. Ama sabah şeysi birinci sayfaya 4-1 demiş ha. Biliyor musunuz? Böyle bir hatayı. Ha, o 4-1 şeymiş ya. Bak şimdi ya. Abi böyle bir gazetecilik var mı ya? Kükremeyi hatırladı diyor. Burada altta 4-2, burada 4-1 var. O Trabzon'un 4-1'iymiş. Ne olduğunu anlamıyorsun ama. Bunlar böyle şey, gizemli gazeteciler bunlar. Böyle, acaba falan. Neyse. Efendim bugün de kimi düşürmüşler? Aa. Evet. Oya Eczacıbaşı'nı düşürmüşler. Ve ona, Tayyip Erdoğan'a şükran sundurmuşlar. Ha, o tuzağa düşmüş olmuyor. O zaten şu anda çok şey. Zaten Tayyip Erdoğan'dan Haşmet Mahapları diye bahseden bir hanımefendi şey sergisi açıldığında Tayyip Erdoğan Haşmet Mahapları demişti. Onun için yani o pek tuzağa düşmemiş. O zaten yürekten diyor ki Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Hanımefendiye çok teşekkürler. O olmasa Türkiye'de sanat olmazdı. Hangi sanat kardeşim? Sizin İstanbul Modern'e koyduğunuz sanat eserlerini gene Tayyip Erdoğan'ın elit bunlar ya, bunlar nedir kardeşim dedikleri anlıyor. Yani sizin çok bayıldığınız Tayyip Erdoğan'ın kitlesi zaten Modern İstanbul sergisinden çok da fazla haz etmiyor. Yani onu biliyoruz. Geç. Hemen manşeti ne yapmışlar? Terörist aşıkları sandığa gömülecek demiş. Terörist aşıkları kim? Cumhuriyet Halk Partisi. İşte bak buna maruz kalıyor biliyor musunuz Cumhuriyet Halk Partisi? Efendim PKK ile PKK'yı yerle yeksan ediyoruz. Karşı cevap CHP'den geliyor. FETÖ'ye dünyayı dar ediyoruz. Karşı cevap CHP'den geliyor. Yani vallahi bazen diyorum ki patron haklısın ya. Yani ne söylesen haklısın ya. Sana tepki yok ki. Gıklarını çıkaramıyorlar ya. Aman bize FETÖ'cü derler diye. Ha babam FETÖ'cü damgasını yiyor ama hop gık. Ha babam PKK'lı terörist bilmem ne diyor, gık. Ya daha bir göğüslerini gere gere diyemediler ki, kardeşim HDP bu ülkenin siyasi partisidir ve eğer ona oy verenler arzu ederlerse İstanbul'da ya da başka yerlerde bizim adayımıza oy versinler. Bundan memnuniyet duyarız. Bak, işbirliği, ittifak falan demiyor. Oy verirlerse memnuniyet duyarız. Bundan bile korkuyor kardeşim. Korktuğun sürece kafana vururlar. Sen de nah seçim kazanırsın o zaman. Şimdi bir heyecana bakıp herkesi gene gaza getiriyorlar. Abi acayip Ankara'yı bir görsen var ya. Götürdük. Bakalım. Bu kafayla gidersen kazansan da kazanamıyorsun zaten. Onu anlatmaya çalışıyorum. Burada ben söylüyorum. Abi niye umutsuzluk? Tam tersi. Benim kadar umut saçmaya çalışan, ekranlarda konuşan başka kaç kişi var bilmiyorum. Pek rastlamadım. Ama hep şunu da aman ha. Umutla çalışacağız. Asla karamsarlık yok. Asla yeise kapılmayacağız. Hiçbir şekilde kötü düşünmeyeceğiz diyen adam ben. Ama ben diyorum ki, kardeşim adam seçimi başka türlü kazanacak. Onun tedbirini al. Ben sana seçimlerde halkın teveccühüne mazhar olmayacaksın demiyorum. Senin adayın daha az oy alacak demiyorum. Ama bu gidişle böyle bir seçim güvenliği noksanlığıyla sen tıpkı referandumdaki gibi, tıpkı 24 Haziran'daki gibi kazansan da kaybetmiş ilan edileceksin. Bu kadar basit. Ve bu çapsızlar, bu yeteneksizler ağızlarını açıp da bir şey diyemeyecek. Yahu bilgisayar mühendisleri odası daha ne yapsaydı? Daha ne yapsaydı? Aman abi ya şimdi onunla gideceksin, Yüksek Seçim Kurulu'na mazbataları çıkar, ona bak bilmem. Ya tamam işte adam kazandı ya. 10 milyon fark var. Kafanız bu değil mi? 10 milyon fark var. Hayır. 400 bin fark var kardeşim. Ha, onu bile algılayamadınız ya. 10 milyon fark var. CHP ile AKP'nin oylarını karşılaştırıyor. Peki öbürleri ne olacak? İYİ Parti'nin aldığı oy, Saadet'in aldığı oy, HDP'nin aldığı oy. Boşa götürdü, açılanlar, açığa atılanlar. Onları ne yapıyorsun? Hepsini topladığın zaman zaten yani onların hepsi kullanılmış topladığın zaman
%50'yi aşan o 1 artı var ya, 1 oy, o işte 400 bin farkın var. Ama daha onun bile farkında değil. Ve kastım bu. Kazansan da kaybetmiş diye açıklıyor. Buna tedbir al. Yoksa kimse ne adaylarına laf ediyor. İstanbul'da İmamoğlu işte tamam. Bak, cumartesi günü Fazıl Say konserindeydim. Onu da yarın anlatırım bugün çok. Çünkü ikinci bölümde bir konuğum olacak Ankara'dan. Hüseyin Hakkı Kahveci. Hakikaten böyle dik durup çırpınan isimlerden. Bazen çok sertleşebiliyor. Yani ama doğruları söylemekten pek çekinmeyen bir gazeteci. Ankaralı gazeteci olacak. Onun için konuları çok fazla izleyemeyeceğim yani bu anlamda. Onun için onu yarına bırakmak istiyorum ama işte bu Fazıl Say konserine bir baktım. İmamoğlu eşiyle beraber konseri izlemeye gelmiş. Ha efendim, aday olunca ya ben orada olayım mı dedi falan zannetmiyorum. Çünkü uzun bir süre önceden bu şeyler bitmişti yani. 5000'den 10.000 kişi çoktan biletlerini almış, bitirmiş, yani şeyi doldurmuştu. Onun için İstanbul halkı o gün orada gördüklerim de çok hoşlarına da gitti. En azından oraya gelenler, ki orada AKP'linin olduğunu pek tahmin etmiyorum fazla. Vardır da ama hani bir yoğunluk olarak değildir. Herkesin de çok hoşuna gitti benim en azından etrafımda gördüğüm. Aa dediler çok güzel falan. Seçimde kazanabilir, oy daha artış, daha yüksek alabilir. Ama bu ülkenin bir de Yüksek Seçim Kurulu diye bir kurumu var. Adamlar çıkıp da 11.30'da İstanbul'da AKP adayı, tabii onlar AKP diyemezler, hadleri değil, AK Parti adayı kazandı deyiverir. Var mı yapacağım bir şey? Yok. Avukatın var mı? Yok. Hukukçuların var mı? Yok. Sandığın başında bununla böyle cerbezeli bir şekilde mücadele edecek adamın var mı? Yok. Hah, onu hatırlatıyorum işte. O gece gene Yüksek Seçim Kurulu Başkanı AK Parti Ankara ve İstanbul'u kazanmıştır, hadi yolunuza dediğinde bitiyor iş. Çaktın. Hah, onu anlatıyorum. Yoksa senin adayın kötü, kazanamazsın. Çünkü geri kalmıyorsun ki kardeşim, işte onu anlamıyorsun. Referandumda da geri kalmadın. Hop yuvarladı adam. 11.30'da çıktı. Referandum evet çıkmıştır dedi. Bitti. 24 Haziran'da çıktı. Tayyip Erdoğan kazanmıştır dedi saat 12'den önce. Bitti. Komşumuz İstanbul'un sadece Anadolu yakası nüfusu kadar nüfusu olan Yunanistan ertesi gün akşama kadar sayım yapıyor. Biz 15 dakikada tötötötöt bitti. Adam kazandı kardeşim, bitti. Bir de sen kendinden buluyorsun öyle adam kazandıcılar. Bitiyor. Evet. İşte bu lafları da yiyorsun o zaman. Terörist aşıkları sandığa gömülecek, gazeteye bak. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle gazeteler yok. Ülkenin yöneticisinin bütün laflarını kutsal lafmış gibi manşete taşıyan bir medya yok. Yok. Hakikaten yok. Başka türlü yapıyorlar. Şimdi burada bir haber var. Merak ediyorum nasıl oluyor. Yaz saati trafik kazalarını azalttı. Kış saati uygulamasına göre kazalarda %7.3 düşüş oldu. Yani demek ki bu harika otoyollar, harika duble yollar filan değilmiş. Yaz saatiymiş. Görüyor musun? Böyle bir kafa var bunlarda. Öyle değil mi? Hani çok güzel otoyollar yaptı, müthiş yollar yaptı. Kazaları azalttık, şu oldu, bu oldu. Bak ondan değilmiş. Yaz saati uygulamasından. Benden mi düştü? Evet. Haftanın ilk günü kahvemiz biraz gecikti de gelirken aceleyle biraz gümbürtülü geldik yani. Evet. Oo, elinize sağlık, çok güzel. Efendim büyük sevkiyat diyor. TSK son dönemin en büyük sevkiyatını önceki gece gerçekleştirdi. Hatay'dan Şanlıurfa sınırına ve Suriye'ye komandolar, zırhlı bilgiler, doçka ve topçu bataryaları taşındı. Yani herhalde bu Amerika bize veriyor görevi. Yani buradaki boşluğu siz doldurun. Sonra, şimdi bak çok hoşumuza gidecek. Türk askeri Suriye'de. Kimseyle de çatışmayacağız inşallah. Sonra Suriye ile karşı karşıya geldin mi? 2 sene sonra mesela. 1 sene sonra. Suriye diyecek ki arkadaş işgalcisin. Ben de diyeceğim ki buradan benim güvenlik sorunum var.
Ondan sonra Birleşmiş Milletler işgalciler topraklardan çekilin falan demeye başlayacaklar. Çünkü şu anda Amerika için, Rusya için bunu diyemeyenler, onlar bölgeden çekilince biz iyot gibi açıkta kalacağız. Ve diyecekler ki çekil. E benim kendi güvenliğim gereği orayı boşaltamam. Çünkü Suriye'nin de orayı egemen bir şekilde yönetebileceğini de düşünmeyeceğiz. Falan falan. Yani şimdi böyle çok teşneyiz ya, abi ben yaparım abi, hiç merak etme, IŞİD benim işim. Ha IŞİD diye düşündükleri benim anladığım şu, orada bir PYD var ya, IŞİD'le mücadele diye IŞİD'le PYD'yi kapıştırıp işte hani iti ite kırdırıyoruz numarası. Bakalım, göreceğiz, geçelim bunu. Efendim Hürriyet Gazetesi felaketi bekleme diyor, neymiş bakalım. Zorunlu deprem sigortasının 17.6 milyon konutun ancak yarısı yaptırdı. Sigortalılık oranının en yüksek olduğu şehirler ise 1999 yılında büyük yıkımı yaşayan Düzce, Bolu, Yalova. Şimdi Türkiye'ye dünyada deprem riski en yüksek ülkeler arasında 1999'da yaşanan Gölcük merkezli büyük merkez depremi, Marmara depremi ve ardından gelen Düzce depreminden bir yıl sonra zorunlu deprem sigortası DASK getirildi. Ancak geçen 19 yılda sigorta alınması gereken 17.6 milyon konutun 8.8 milyonu sigortalanabildi. Marmara bölgesinde 6 milyon konutun %60'ı, Ege bölgesinde %50 sigortalıyken Güneydoğu Anadolu bölgesinde bu oran %35'e düşüyor. İller bazında Düzce %97-30 falan filan gidiyor. Şimdi bakın, burada sorun ne? Şimdi felaketi beklemem. Geçen gün lafı açıldığı için, şansa bak işte bu haberde, böyle konuşuluyor. Adam bana dedi ki, ya dedi zorunlu deprem sigortası diye bir şey çıkardılar. Kardeşim dünya parası ödüyoruz. Peki zorunlu deprem sigortası depremi önlüyor mu? Hayır. Deprem olursa yıkılan evin tazminatı, yani hani evim yıkıldı, ne yapacağız yenisini yapmak için, nereden para yok? İşte bak deprem sigortası paranı ödüyor. Şimdi o zaman vatandaş diyor ki biz de zaten medeni bir ülke olmadığımız için böyle ileriye dönük kendi çıkarlarımızı korumayı pek bilmiyoruz. Bizim için anlık çıkarlar önemli. Yani şu dakika ol ya abi ya. Yarın Allah kerim lafı. Başka dillerde var mı bilmiyorum. Dur bakalım ya, yarına Allah kerim diyor. Yani sen bugünü kurtar, yarına bakarız. Allah büyük. Bir şey bize bulur. Deprem sigortası da böyle bir şey. Depremi önlemiyor. Depremde ev yıkılırsa hasarı gidermek için devlet, hani şunu dememek için, ya arkadaşlar depremde yıkıldı, bütün evlere, yıkılan evlere yardım edeceğiz. Dememek için diyor ki evin yıkılabilir ama sen sigortayı getir. Çoğumasa şey. Adam da bana diyor ki, ha abi diyor, ya ben o evin içinde zaten ölüp gittiysem başlarım bir tarafına diyor. Yani benim evim yıkılmış depremde, canlarım gitmiş. Ben öncelikle evin sigortasına düşüyorum. Aa evi yeniden yaptıralım. Lan benim ailem gitmiş oldu. Onun için yani bu iki taraflı bir şey. Bu medeni olmakla ilişkili bir şey. Toplumun kafası medeni olmadığı sürece ben bunları anlatırsın. Ha, bir tek iyi bir şeyleri var. 99'dan bu yana hakikaten yeni yapılan, özellikle İstanbul'da falan o deprem yönetmeliğine uygun evler yapılıyor ki bu çok iyi bir şey. Eski binaların ne kadar çelden çöpten yapıldığını da anlıyoruz. Hani İstanbul'da bu Laz müteahhitler diye bir dönem vardır. Betebeli apartmanlar. Şimdi gençler bilmez betebe ne. 60'lı 70'li yıllarda bütün evlerin dış cepheleri betebe kaplamaydı. Böyle mozaik gibi küçük küçük parçalardan. Kolaydı çünkü rıp diye yaparsın. Fakat işte altına bir yalıtım koymazsan acayip soğuk geçirir. İşte yani öyle fazla bilmeyip de. Aa çok güzel bir şey çıkmış. Ne BTB. Aynen abi. Bir de şekiller de verdiniz. Böyle apartman yapılmış. Yukarıya doğru böyle bir çiçek şeklini veriyorsun falan filan. Yani mesele çağa ayak uydurabilmek kafaca. Şu anda biz çağa teknolojik olarak uyduruyoruz. Niye? Paran varsa bunları alıyorsun. İşte al, ana. En güzel telefonları kullanıyoruz kardeşim. Yani şu anda Amerikalılar bile hani bizim böyle 5-6 bin liraya aldığımız telefonu pek almıyorlar. Niye? E birkaç nedenle. Bir, ihtiyaç yok. Adamların bilgisayarları var. Oradan yapıyorlar. Her dakika cepten bilgisayar. O başka şeylerde kullanıyorlar. Bir de bizdeki kadar baz istasyonu olmadığı için zaten pek çok yerde de konuşamıyorlar. Amerikan filmlerinde görüyorsunuzdur. Adam böyle biraz şehrin dışında hemen bakar, çekmiyor. Türkiye'de böyle bir derdimiz yok bizim. Ha, iyi bir şey bu, bak kötü demiyorum. Ama her tarafımız baz istasyonu. E kanserojen etkisi var. Amerikalı bu kadar aptal mı yani? Şunu icat eden adam. Koyamaz mı yani her apartmanın üstüne bir tane baz istasyonu?
koyar. Koymuyor. Niye? Diyor ki yani bunları çok sınırlı tutmamız lazım. Çünkü bu yayınladıkları dalgalar beyinde hasara yol açabilir. Açıyor da. Biz işte teknoloji bol bulunca abi koy ya, koy ya binalara ne olacak? Abi kanser ya, kanser kaç yıl? 20 yıl. Allah kerim abi 20 yıl sonra ne olacağımız belli mi ya? Boş ver. İşte öyle yapıyoruz. Tamam mı? Efendim çekilmeyi görüştüler diye bir haber var. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump dün akşam telefonla görüştü. Çok güzel. Artık bayılıyoruz. En çok sevinç içindeyiz. Artık Amerika Başkanı zırt pırt benim Cumhurbaşkanımı arıyor. Ve benim Cumhurbaşkanım ona Trump'çı bunu böyle yap filan diyor. Ve biz çok mutluyuz. Şu anda uçuyoruz. Düne kadar dış güçler. Türkiye'yi yıkmak istiyor, darbe yapıyor. FETÖ'cülerin hamisi denilen Trump şu anda birdenbire Tayyip Erdoğan'ın en yakın müttefiki ve görüyorsunuz değil mi? Bizsiz halledemiyor. Evladım bizsiz halledemiyor değil, seni sokuyor cepheye. Adam Johnny'nin canını kurtarmak için diyor ki sen gir. Soros'çular demişlerdi ki Türkiye'nin en müthiş ihraç malzemesi, ürünü askeridir. Soros Tayyip Erdoğan'ın söylüyor. Şimdi Soros diye küfredenler aslında Soros'un bize tavsiyesini uyguluyorlar. Türkiye en güçlü ihraç ürününü piyasaya sürüyor. Asker, askerimi gönderiyorum. Neden? Amerikalı'nın canı yanmasın diye. Ben yaparım abi. Bak herkes uyuyor. İşte onun için muhalefete çok öfkeliyim. Arkadaş adam açık açık söyledi. Dedi ki Trump bana dedi ki biz çekiliyoruz. DH'le mücadele. Tabii ya, tabii ya. Ben zaten onu söylüyordum abi. Ben varım. Peki bir tek şehidin hesabını verebilecek misiniz? Bana ne kardeşim DH'tan? 500 kere söyledik bölgeye sokma diye. Sen Musul konsolosluğunu açık bıraktın. Dedin ki buyurun, hoş geldiniz. Türkiye'ye girip çıkmadı mı bunlar? Hala da Türkiye'de yoklar mı? Kaç tane olduğunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Şimdi diyorsun ki ben DH'tan. Hiç merak etme Trump'cığım. Ben hallederim onları. Niye ben hallediyorum ya? Gelsin Amerika halletsin. Yaratıcısı o değil mi? Bak lafa gelince öyle demiyor musunuz? IŞİD'i yaratan Amerika. E tamam gelsin temizlesin o zaman. Niye ben teşneyim böyle? Hemen atlıyorum. Merak etme Donald'cığım. Ayıp ediyorsun ya. Ben buradayım ya. Sen rahatına bak. Senin çocuklar. Biz zaten senin askerin için duacıyız biliyorsun. Öyle dememiş miydi? Irak'taki Hristiyan askerlerin Müslümanları öldürmesi olaylarında... Benim o zamanki başbakanım ne demişti? Amerikan askerinin başarısı için duacıyız. O Amerikan askerleri aslında Müslümanları öldürüyordu. Önemli değil. Amerikan askerleri. Canımız ciğerimiz. Bak şimdi de onların canı daha kıymetli. Bırak ulan ölsün, ölecekse ölsün be. Sana ne? Bak şimdi haldır haldır gidiyor. Peki nereden gidiyor arkadaş bu şey? Bak burada da var. Zor mağar takviyesi. Ne demek? Haldır haldır oraya iniyor. Nereden iniyor bunlar? Bunlar böyle Orta Anadolu'da atıl duran kapasite miydi? Yoksa Türkiye'nin bütün savunma sistemini buraya doğru aktarıyorsun, öbür tarafları boş mu bırakıyorsun? Alo, ha? Soruyor musun bunu muhalefet? Bu askerler nereden gidiyor? Ne oluyorsunuz? Tam tersi. Birlik beraberlik içinde. Hangi birlik beraberlik? Ülkemiz saldırı altında mı? Ha, bir şey mi oluyor? Savaş mı ilan edildi? Geçin kardeşim. Şimdi bir şey okuyacağım. Şimdi bu, onun görüntüsü de var değil mi? Haberi de var. Şimdi bu Mazhar Alanson. Çok da severim. Bak, Mazhar Fuat Özkan üçlüsünün işte en şeyi. Bunların dini taraflarının olduğu zaten bilinen bir şey. Ben hiçbir zaman da ben bunu yadırgamadım. Caferi cemaatinin içine çok girip çıktıklarını falan hep biliriz. Ve hatta işte... Bazı müziklerinin de yaptıkları bazı beste ya da uyarlamalarında böyle dini müzikten alındığında zaten biliyoruz. Fakat bu Mazhar Alanson çıktı dedi ki bu meşhur ben yandım yandım diye bir şarkısı var. O ben dedi bunu Medine'deyken çok etkilendim. Kabe'ye bakarak yazdım. Çok güzel. Şimdi Hürriyet'in şeysi en böyle hani en okunanı benim arkadaş ben ne yazarsam odur diyeni. Yıl 1988, bu Ahmet Hakan. Şimdi bakın, MFÖ, yani Mazhar Fuat Özkan,
Eurovizyon'da Türkiye'yi temsil etti. Şarkıların adı Sufi'ydi. Sözlerim Hasan Alanson'un yazdığı Sufi, tasavvufi öğelerden oluşan bir şarkıydı. Sırf bu yüzden dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Türkiye tarikatçı şarkıyla temsil edilemez falan türü çıkış yazmış. Bazı gazeteler Eurovizyon'a tekke şiiriyle gidiyoruz diye yakınan manşetler. Böyle bir şey yok. Zaten Evren gidilemez diyorsa gidilemezdi. Bırak bu numaraları. O gün de biliyorduk. Sufi, cerrahi, bunlar hep biliniyor bak. Kimse de vay filan, ha 3-5 kişi çıkmış olabilir. Gelip devam ediyor. Yani arkadaşlar hepimizin bilmesi gereken yalın hakikat şudur. Hasan Alanson 2018 yılında dönemin iktidarına şirin gözükme adına Kabe demeye, Medine demeye, yandım demeye başlamış biri değildir. O bu işlere ta 1980'li yıllarda başlamıştır. Bu yüzden Hasan Alanson'un kafası karışık diyelim. Çok yönlü bir beslenmesi var diyelim. Kabe ile sarhoş nasıl yan yana gelir diyelim falan, hani içki içtiğini de söylüyor bu arada. Uyanık ya, en alttan tak soktum bir tane diye. İktidara şirin gözükmek için Kabe'den söz ediyor demeyelim. Çünkü hakikat tokadını yeriz ve çarpılırız. Bak arkadaş, yani tamam çok satan bir gazetede yazar olduğun için çok okunuyor olabiliriz. Tabii bu gazetede kim yazsa okunur. Ha, bu gazetenin en çok okunan yazarı da olabilirsin. Ama bak böyle balıklama atlarsan, hakikat tokadını yeriz ve çarpılırız diyorsun ki, bak şimdi bir haber yayınlayacağız. O hakikat tokadı suratına nasıl çarpılıyor? Acaba Mazhar Alanson o şarkıyı gerçekten Mekke, Medine'yi düşünerek mi yazmış? Yoksa bugün iktidara yaranmak için mi böyle diyor? Ya da belli çevrelere, ben de dindarım ha biliyorsunuz değil mi? Unuttunuz benim dini tarafımı mı diyor? Bir izleyelim arkadaşlar şu Mazhar Alanson haberini. Türkiye onları Mazhar Fuat Özkan, yani baş harflerinden oluşan MFÖ olarak tanıdı. Grubun dışında tek başlarına gösterdikleri performanslarda oldukça beğeni kazandı. Reklam filmleri, filmler ve yine solo müzik performanslarıyla çıktılar karşımıza. Sufi felsefesi konusundaki yaklaşımlarıyla bilinen MFÖ'nün M'si Mazhar Alanson, bazı açıklamalarında tasavvufa yöneldiğine de değinmişti. Mazhar Alanson önce sahibinin işkence etmesi sonucunda ölen papağan Barbaros için "Baba yiğitlerimiz ölüyor, bir papağan kadar konu olmuyor" açıklamasını yapmıştı. Alanson'un bu açıklamaları hayvanseverler ve birçok vatandaş tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Mazhar Alanson, Üsküdar Belediyesi'nin ev sahipliğinde Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde bir konser verdi. Alanson konserde sevilen şarkılarından Yandım Yandım'ı aslında Kabe'ye yazdığını belirtti. Yandım yandım kısmını Medine'de yazdım. Ama yandım birinci gün. Not defterine düşüyorum. İkinci gün ah yine yandım yazmışım. Şimdi ben nerede yazmış olduğumu söylemesem, şarkıyı size açıklamasam, siz onu bir aşk şarkısı olarak dinliyorsunuz. Sonra bana şarkılar söyleten bir kadın mevzuyu olmuş herhalde. Mesela baka baka kokladım, doyamadım hem kokladım da Kabe'ye bir mesela. Mazhar Alanson'un 20 yıl önceki bir televizyon programında aynı parçanın Bodrum'u anlattığını söylediği ortaya çıktı. O görüntülerde Mazhar Alanson, 1998'deki programda şarkıyı nasıl yaptığını anlatıyor. Bu arkadaş Bodrum'a gitmiş, Bodrum'a hayran olmuş, bir aşk şarkısı da yazmış. Sonra 20 yıl sonra gitmiş, o hatıraların olduğu yerde otelin balkonuna bir çıkmış ki, bir satır zaten geldi, şarkıyı onun üstüne kurdum. Hatıralarımın üstüne oteller yapmışlar diye. Şimdi onu size sunacağım. Gönlüm orada kaldı, düştüm yollara. Bir baktım Bodrum yeniden karşımda. Bir hayaldi sanki, eski bir macera. Açtım gönlümü rüzgarına. Yandım, 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 yandım. Ya Ahmet Hakan, şimdi hakikat tokadı böyle güm diye suratına çaktı mı evladım ha? İşte böyle balıklama atlarsın. Bu çakma, medeni
gerçekte gerici kafa işte böyle çakar. Şimdi bana diyecek ki, efendim 1998'de Mazhar Alanson bunu söyleyemezdi. Ha, orada doğrusun da bunu söylemesine de gerek yok. Çünkü Yandım Yandım şarkısı aslında dini motifler içeriyor diye bir eleştiri olmuş olur o dönemde. Onun üzerine der ki, aa zinhar ben bunu Bodrum için yazdım. Hayır böyle bir şey yok. Çıkıyor, anlatıyor. Oteller kurmuşlar diyor, hayallerim çöktü diyor. Şimdi aradan geçiyor 20 sene, tam 20 sene sonra. Üsküdar'da AKP'nin belediyesinin dindar kindar kesime düzenlediği konserde çıkıyor, goy goy yapıyor. Hiç utanmıyor, sıkılmıyor, ayıp ediyor. Ben diyor bunu Medine'de yazdım. Ne dedim? Yandım ki ne yandım? Kabe'ye baktım. Ha, bu ayıp. 20 sene önce sen olayı gerçek anlatmışsın. Çünkü 20 sene önce bu şarkının öyküsünü anlatmak zorunda değil. Ha, bak o 28 Şubat döneminde biliyor musunuz? Ben bunu Atatürk sevgisiyle yaptım falan dese diyeceksiniz ki kardeşim 28 Şubat dönemiydi. Adamı da zorladılar, o da çıktı böyle bir şey yaptı. Yok. Adam çıkıyor konserde, işte o herhalde Beyaz'ın falan programlarından biri herhalde. Orada diyor ki yani Bodrum'da yıktılar, mahvettiler, oteller kurdular. O hasretten yandım dedim diyor. İşte Ahmet Hakan gibiler de bütün vıcıklıklarıyla, çok biliyor ya, arkadaş böyle biliyoruz evladım. Mazhar Alanson'un dindar tarafını bilmeyen var mı? Ben bu konuda hiçbir eleştiri görmedim. Ahmet Özhan, hayranım adama. Sesi, fiziği, son derece efendiliği, beyefendiliğiyle. Ama kendini dine vermiş. Hiç izlediniz mi Ahmet Özhan'ın ilahilerle ilgili bir konserini? Olağanüstüdür biliyor musunuz? Kendinizi alamazsınız. Ve ben bir kişiden Ahmet Özhan için, ha biliyorum, ha o bilmem, biliyorum canım o bilmem ne, böyle bir şey yok. Çünkü bizim kültürümüzde, bizim anlayışımızda ve özellikle bizim demokratik hukuk devleti anlayışımızda, özgürlüklere bakışımızda böyle bir ayrım yok. Niye yapayım ben kardeşim? İnsanlar dindar olabilirler. İnsanlar dinle hiç alakalı olmuyor. Bilim adamıdır, sanatçıdır, efendim sporcudur, iş adamıdır, odur, budur. Hiçbiri bunun etkili değil ki. Ne zaman ki bir takım görüş ya da inançlarını bana baskı olarak kullanmaya kalkar. O zaman zaten karşı çıkıyor. Ben Mazhar Alanson'un hiçbir ortamda eleştirildiğini duymadım. Ama Ahmet Özhan biliyor. Ha neden bildiği konusunda da şüphelerim var ama çok ağır dedikodu olur, ayıp olur yani. Neyse. Ama ayıp Ahmet Hakan, yapma bunu. Cehaletin çıkıyor ortaya. Bak bu yazıyı yazdığın sırada bu haber var piyasada. Bir baksan, yazsan bunu Google'a. Yandım Yandım şarkısının öyküsü diye yazsan çıkacak bu. Göreceksin önünde. Mazhar Alanson bunu yıllar önce Bodrum için yazmış. Of of, hadi biraz hızlanalım. Efendim Cumhuriyet Gazetesi direnenler diyor. Kimler? Flormar işçisi. Ya ben kendim bildim bileli bu Flormar işçilerinin direnişi devam ediyor. Hiçbir şey olmuyor. Ne enteresan olay değil mi? Flormar işçisi emekçi kadınlar gelecek mücadelelerini Cumhuriyet'e anlattı diyor. Bak orada da diyor, bitmeyen kavga diyor. Bir yanda enine boyuna bir kale kapısını andıran fabrika kapısının ve direniş başladıktan sonra tel örgülerle geçilmez bir sınıra dönüştürülen duvarların gerisindeki işveren memurları, öte yanda naylon ve bez parçalarıyla çadıra benzetilmeye çalışılmış iğreti barınakta çoğunluğu kadın direnişçiler. Tel örgülerinin ardındakiler ne düşünür bilemem çünkü görüşme talebimize yanıt alamadık. Fakat bu taraftakiler ısınmaları kaymakamlık tarafından yasaklanmasına karşın o soğukta düğün evinde gibi mutlular. Çünkü sonuna kadar haklı olduklarının bilincine ve inancına sahipler. Çok güzel bir yazı değil mi? Yani ifade çok güzel. Neden biliyor musunuz? Atol Behramoğlu'nun haberi. O gitmiş konuşmuş, o yazıyor. Tabii o yazınca çok şiirsel, çok anlamlı bir şey çıkıyor. Yani haber dilinin ötesine geçiyor. Sakın cumhuriyetçiler alınmasın. Yani siz yazamıyorsunuz değil. Buradaki o şiirsel ifade haber boyutunu aşıyor. Şimdi bakın. Türkiye'nin sanatçıları var değil mi? AKP'li sanatçıları da var böyle. Ta yavrum, Tayyip'im falan diyenler. Dahil. Kadınlar özellikle. Hani Afrin'e selam diye sınıra gidip oradan el sallayan ama ya sizi Afrin'e götürüyor diyor. Aman abi diyenler.
Hepsi makyaj yapıyor. Flormar kadınların makyaj ürünlerini yapıyor. Efendim vallahi ben Flormar ürünleri kullanmıyorum şekerim yani. Bizimkiler Fransa'dan geliyor. Ben Paris'ten alıyorum diyebilirsiniz. Ama sonuçta ister Paris'teki 5.000 dolarlık, 10.000 dolarlık makyaj malzemesini ister Flormar'ın ürettiği 50 dolarlık, 25 dolarlık yani dolar bazında söylüyorum. Makyaj malzemesini kullan. Sonuçta kadınların güzelleşmesi, kadınların daha güzel görünmesi, kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri ve özgüvenlerini yükseltmeleri için yapılıyor bu makyaj. Ve sana bu makyaj ürünlerini üreten kadınlar haksızlığa uğradıklarını söylüyorlar. Kapının önüne konduklarını söylüyorlar ve aylardır orada önce yazın kavurucu sıcağına, şimdi de kışın dondurucu soğuğuna direnerek, her türlü baskıya rağmen direniyorlar. O halde gideceksiniz oraya. Onlar sizin için üretiyorlar. Özellikle kadınlar, sanatçı kadınlar, güzel kadınlar. Daha da güzel olmak isteyen kadınlar. Niye yoksunuz? Orada olun. Tek tek gidenleri biliyorum. Ama bir grup yapın. Seda Sayan'ı da olsun içinde, Ajda Pekkan'ı da olsun içinde. Sıla'sı da olsun. Fatih Üreği de olsun. Kadir İnanır'ı da olsun. Hepiniz makyajdan geçiyorsunuz doğal olarak. Hani erkek saydım değil mi iki tane? Filmlerde yaşlanmanız, gençleşmeniz ya da yüzünüzde bir şeylerin ifade edilmesi gerektiğinde ne yapıyorsunuz? Makyaj yapıyorsunuz. İşte o ürünleri bunlar üretiyorlar. Bir gidin bir destek olun ya. Belki o zaman o patronlar da yumuşar. Ya da gidin patronlarla nedir sorun diyeyim. Çok mu zor? Ha? Seda Sayan çok mu zor? Kibariye çok mu zor? Doğrudur tabii. Tayyip Erdoğan, ah canım ben seni çok seviyorum demekten daha zor, onu biliyorum. Ama bir gün kalın şeylerinizi giyin, botlarınızı ayağınıza çekin, kara gözlüklerinizi takın, şapkalarınızı takın, gidin destek olun, ne var yani? Konuşana gözdağı. Buna ikinci, son bölümde gelmek istiyorum, bu Metin Akpınar olayı. Birkaç tane de böyle hoşunuza gidecek. Parodilerden de seçtim. Arkadaşlar hazırlıyorlar. Onlar da hem biraz gülümseriz ama tabii çok vahşi bir olayla karşı karşıyayız. Bir toplumsal linç operasyonu. Olmadık bir söze binaen yaratılan yeni bir kin, nefret dalgasıyla karşı karşıyayız. Ona da geleceğim. Evet, Cumhuriyet'i de böyle şey yapalım. Başka Milliyet. Türk bankaları özde zengin diyor. Neymiş bakayım, öyle bir çok önemli mi? Türk bankacılık sektörü öz kaynak karlılığı açısından AB ülkeleri için dikkat çeken. Aferin, çok güzel. Volkanik tsunami vurdu diyor. 222 ölü. Nerede? Ateş çemberi olarak bilinen deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'yı tsunami vurdu. Akdeniz, denizdeki Anak Krakatoa yanardağının patlaması sonucu denizin içinde büyüm. Dev dalgalardan 222 kişi öldü. 800'den fazla kişi yaralandı. Tsunami öncesi herhangi bir uyarının yapılmamış olması. Allah Allah. Otorite boşluğu meydana gelmesin. Erdoğan ve Trump mutabakat sağladı. Evet, çok sevinçliyiz abi. Trump bize dedi ki, benim boşaltacağım Suriye'ye sen gir aslanlarsın be. Biz nasıl seviniyoruz şimdi? Dış güç, mış güç unuttuk. Bir anda unuttuk. Amerika'nın bizi devirmek istediğini, Tayyip Erdoğan'ı çok kıskandığını, onu elinden gelse bir kaşık suda boğacağını falan unuttuk. Bütün o dış güçler gitti. Bizi yıkmak isteyen, kıskananlar gitti. Yaşasın Trump, Suriye'ye giriyoruz. Haydi aslanlar girin bakalım. Sorosçular, Sorosçular. Onun söylediğini yapın bakalım, hadi. Efendim burada da Netanyahu haberi var. Star'da Netanyahu sen bir zalimsin diyor. Niye demiş, bunun olmuş? Ne yapmış Netanyahu? Yani çok şey yapıyor da. Efendim, Başkan Erdoğan, Türkiye'yi Kıbrıs'ta işgalci olmak. Ha, Netanyahu böyle dedi. Öyle diyorsa biz bir katıda, sen de bilmem nesin. O da dedi ki, esas diktatör sensin dedi falan. Neyse, yürü. Efendim, Türkiye'yi Kıbrıs'ta işgalci olmakla suçlayan Netanyahu'ya sert cevap, sert tepki gösterdi. On binlerce masumu katleden sen zalimlerin sesi, Erdoğan ise mazlumların sesidir. Şimdi mesela bunu söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı olsa anlarım. Hani ortadan çıkar der ki, ey Netanyahu sen Türkiye'ye söylüyorsun ama sen zalimlerin ağababasısın. Oysa Türkiye'deki söylediğin kişi mazlumların babası. Hayır, o değil mi? Sen zalimsin, ben mazlumların babasıyım diyor. Pes. Yani öyle olsak bile. Lan bunu bir başkası söylesin bize ya. Sonra da bizde kibir yok abi. Olur mu lan bizde kibir?
Ben mazlumların babasıyım. Bunun kibirle ne alakası var? Şimdi böyle güzel oluyor biliyor musun? Mesela Netanyahu bir şey, dangalakça bir laf, tamam. Sen var ya sen. Ya öyle demeyecek. Türkiye Kıbrıs'a işgalci falan değil. Gel istersen bak. Hadi de. Şimdi bu böyle olunca bu tribüne, kahveye kardeşim. Uluslararası çapta hiçbir şey yok. Ama Netanyahu'nun söylediğinin uluslararası planda bir karşılığı var. Senin o şekilde suçladığın her ülke dönüp sana sen de işgalcisin deme hakkına kavuşuyor bununla. Oysa biz ne yapıyoruz? Bunun böyle olmadığını Netanyahu'ya tokat gibi anlatmak yerine sen lan mazlum zalimsin. Ha diyor, anlat anlat diyor. İyi oluyor diyor. Kimse dinlemiyor ki kardeşim. Yani dünyanın gözünde. Elbette İsrail'i hiç kimse sevmez ama kime daha çok saygı duyarlar deyince İsrail'e daha çok saygı duyarlar biliyor musun? İşte bizim düştüğümüz durum bu. Bu laf mı ya? Sen zalimsin. Ya de ki Türkiye işgalci değil nokta. Netanyahu da bunu en iyi bilen isimdir. Bu tür konuşmalar yapması da tamamen uluslararası arenada kendi ayıbını örtmek için söylediği bir laftır. Bitti. Bunu kimse ciddiye almaz. Dünyada hiçbir ülke Tayyip Erdoğan çok fena çaktı falan demiyor. Benim kahvedeki zavallı insanlarım helal olsun be. İsrail'e de çaktı bir tane. Sen şimdi Amerika'ya çakıyor musun kardeşim? Bak Amerika şu anda en büyük sevdiğin adam oldu. Yaşasın Trump. Bana görev verdi. Suriye'ye giriyorum be. Gir be, yürü be. Kim tutar seni? Hadi yürü. Şimdi bak burada bir tane haber var. Onu da söyleyeyim. Bu şeyi bitireyim. Sarı yeleklere silah çekildi. Şiddet tırmandı. Fransız polisinin sarı yeleklere çok sert müdahalesi olayları büyüttü. Cadde ve sokaklar savaş alanına döndü. Ay çok ayıp etmişler bunu ya. Bana anlattığımız işte bu. Sen bu tür toplumsal olaylarda çok sert davranırsan olaylar çığırından çıkar. Sen şimdi Türkiye'de olunca terör eylemi diyeceksin. Fransa'da olunca Fransız yetkililerin aşırı güç kullanması. Ya gecin Allah aşkına. Of of. Efendim Türk-Çin dostluğunu baltalama girişi diyor. Kim? Aydınlık. Uygur kışkırtmasında FETÖ izi. Lan o da mı FETÖ işi? Helal olsun lan bu FETÖ'ye. Ya bir şey söyleyeceğim. Bütün dünyayı yönetiyorlarmış demek. Bak böyle bir yanlışlıkla böyle bir imaj yaratıyorlar bir de biliyor musunuz? Yani Amerikan adaletinde FETÖ karar veriyor. Beyaz Saray'ın bütün kararlarında FETÖ'nün şeyi var. Çin'e gidiyorsun FETÖ. Rusya'daki olay FETÖ. Almanya'da, Hollanda'da FETÖ'cüler hakim. Abi o zaman bana dünyadan biri gelip de kardeşim ulan bütün dünyayı yöneten bir güç sizden çıkmış, siz bunun niye kıymetini bilmiyorsunuz dese. Var mı lan cevabın? Böyle bir örgütten bahsediyorsun. Niye? İşte o kahvedeki zavallı insanlar var ya, onları görüyorsun değil mi? Bak bu FETÖ var ya FETÖ. O zavallı da diyor ki, abi ya bu FETÖ diyor. Her şeyi o yapmış diyor. Oğlum yok öyle bir şey ya. Bitti o. Onun kafası koptu. Şimdi başı kesik tavuk gibi koşuyorlar oraya buraya. Sen şimdi onu görüp diyorsun ki hala FETÖ var. Ulan yok işte, bir yere gidemez. Bitti bitti. Uyuma. Ha efendim sevenleri var. O hep var. Hep olur. Onlar hala derler ki iyiydi kötü. Mesele bir şey yapabilir. İnsanları izleyebiliyorlar mı kardeşim? Dinleyebiliyorlar mı? Buradan kurgu yaratıp da kumpaslar düzenleyebiliyorlar mı? Hayır. Ha. Bunu nasıl yapıyordu? İşte bugünkü iktidarla beraber yapıyordu. Onlar arabalar almışlardı. Dinleme cihazları, hakimler, mahkumlar ayarlanmış. Kardeşim bak bu arkadaş dinleyecek. Bu kurgulayacak. Sen davanı açacaksın diyorlardı. Sonra duygusal nedenlerle araları bozulunca hurra çöktüler. Bitti. Şimdi hala Çin'de bile FETÖ izi var. Ahmak derler abicim sana artık. Çin'de bile FETÖ izi buluyorsun. Büyük Birlik Partisi siyah FETÖ destekli ayrılıkçı gruplarla birlikte Ankara'da Uygur mitingi düzenledi. Ha onlara kızmışlar. CİA FETÖ destekli ayrılıkçı gruplarla Ankara'da, ha o Uygur'da Müslümanlar bir de var yani. Bunların desteklediği Müslüman olmayan ya da az Müslüman olanlar yani. Falan filan. Aman abi aman. Aman Allah aşkınıza uzak durun ya. Kubilay huzurunda durduk falan diyor. Evet bir gün. Bir de şu bir günün manşetine bakalım. Bir reklama gidelim. Ondan sonra ikinci bölüm Hüseyin Hakkı Kahveci ile bir sohbet yapacağız. Vergi dolaylı soygun dolaysız diyor. Ha. Yurttaşlar 2019 yılı boyunca toplam 765.5 milyar TL vergi ödeyecek. En çok ödenecek vergi KDV. Tabii normal.
Çünkü o hepimize haşırdıklı blackboard oluyor. Vergilerin %70'e yakını dolaylı vergiler, %30'u ise dolaysız. Evet, dolaylı vergiler %70. Yani böylelikle sokakta dilenerek hayatını kazananla efendim en zengin şahsımız kimse simite aynı vergiyi veriyor sonuç olarak. Ama eşitiz, görüyorsunuz ya, daha ne olsun. Lan bu komünizm ya sanki ha. Öyle zannederdi, herkes eşit. KDV komünizm, eşit. Bak bir kişiden hak geçmiyor. Simit alıyorsun, onun 3 kuruşu vergi. Rahmi Koç da alsa, ayakkabı boyacısı da alsa o 3 kuruşu ödüyor. Eşitleniyorlar orada. Harika değil mi? İşte. Lan komünist ülke mi olduk ne be? Değil mi? %70 be. %70 eşit insanlar. Yok böyle bir şey. Kendilerine komünizm, komünistiz diyen ülkelerde bile %70 eşitlik yok. Biz sağladık çok şükür. Evet, bir reklama gidelim. Ondan sonra tekrar beraberiz. Evet, tekrar birlikteyiz değerli izleyiciler. Bu bölümde bir konuğum var. Ankara'dan bu sabah geldi program için. Teşekkür ediyorum kendisine ayrıca. Stratejist, yazar, gazeteci Hüseyin Hakkı Kahveci. Hoş geldin diyorum. Hoş bulduk. Epeydir karşılaşamadık. Ama konuşuyoruz ama. Sert yorumlar ve videolarla sosyal medyada özellikle hayli etkin olduğunu görüyorum yani. Devam ediyor. Peki şeyi soracağım şimdi. Ankara nasıl? Önce oradan. Şu anda ne oluyor Ankara'dan? Ankara soğuk. Ankara her açıdan soğumuş durumda. Sadece hava açısından değil. Siyasette çok soğuk. Kulislerde bir şey konuşulmuyor. Kapalı kapılar ardında. Yine her şey yani sanki meclis saraya taşınmış. Meclisteki görüntü böyle bir kandırmaca görüntüsü içerisinde. İşte bütçe görüşmeleri falan filan. Ama aslında her şey perde gerisinde. Sarayın içerisindeki isim verilmiş her odanın içerisinde farklı farklı düşünceler, farklı farklı fikirler. İsim verilmiş her odanın içerisinde. Şimdi şöyle arkadaşlar, Osmanlı döneminden kalmış olan bütün eyalet ya da işte sancak şehirlerin hepsini bir odaya isim olarak vermişler sarayda. Ve o isimler üzerinden kendilerince o bölgelerle ilgili yönetim yapıyorlar. Dolayısıyla saray hükümeti de mecliste çok alakalı değil, sadece bazı konuların mecliste yani konuşulmasına müsaade. Mesela bir oda Bosna vardı, bir oda Hersek mi? Öyle gibi. Evet evet, birisi orada, Kosova gibi, birisi... Orada o konuda çalışanlar mı var? Kendilerince çalışanlar var işte. Sarayın bir kadrosu var işte. Hı. En son bilim kurulu, sanat kurulu, şu kurulu, bu kurulu diye topladılar. Bunların hepsinde orada. Biliyorsunuz asistanları var, sekreteryası var. İşte en son Sayın Adalet Bakanı'nın eşi de 4-5 yıl çalıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 4 yıl herhalde 10 ay izinliyken yaklaşık olarak 2 aylık görev süresinden sonra saraya terfi etti. İzinliğini orada sürdürecektir belki. Kızı da orada işte biliyorsunuz malum. Falan filan gibi yani yer çok fazla aslında en büyük işveren şu anda Ankara'da. Peki, saray ve ekonomik krizi hiç hissetmeyen bir yer. Siyaset konusuna gelince meclisteki durum zaten ortada. Bizim geçtiğimiz, geçen sene bu tarihte yine sizinle başka bir yerde söylemiş olduklarımız aynı ile vaki oldu. Neydi bunlar? İşte meclisin artık işlevsiz hale getirileceği, mecliste herhangi bir şekilde siyasi mülahaza falan filan olmayacağı, işte yaşıyoruz, görüyoruz zaten. Muhalefetin de bir şeye engel olamayacağını gördük hep beraber. Adaylıklar yani işte seçime gidiyoruz. Ankara'da, tam 3 ay kaldı şimdi, artık. 3 ay 1 hafta. Evet. Ankara'da Mahmut Yavaş'ın şansı 5 puan önde, ben size söyleyeyim. Hı. Ama kaza olur mu ihtimaline gelince... Artık öyle bir kazanın olmama ihtimali yok yani. Zaten biz kazayı kader yaşayan bir milletiz. Yani sonuçta netice itibariyle kaza olur mu sorusunun cevabı ihtimaller arasında. Ama Mansur Yavaş'ın kazanma şansı yüksek. Yani bunu bir CHP adayı veya bir İYİ Parti ittifak adayı olarak düşünmekten ziyade Mansur Yavaş'ın kendisinin de bir şahsi gücü var. Şimdi o mu? Yani bu seçimlerde gene mesela Ankara'da Mansur Yavaş değil de başka biri gene... Hani İYİ Parti'nin ya da diğer muhalefetin de destekleyeceği. Alamaz. Yani ne yapar o insanlar? Ben %8, %8, %9 fazla bir şey alamaz. Hayır, ne yapar? Yani oy mu kullanmaz? Mansur Yavaş'ı yapmadılar, AKP'ye mi vereyim diyor. Yok, öyle bir şey demezlerdi. Yok, yok. Öyle bir şey olmazdı. Ya ben bu seçimlerde... Hayır, şimdi şöyle bir şey. Şimdi Ankara halkı İstanbul'daki oy kütlesinin dışında farklı bir bakış var. Bu tür durumlarda Cumhuriyet'in başkenti olması, özellikle Ankara'nın kendi yerleri, de yani bu bize Atatürk'ün bir hediyesidir diye o açıdan bakarlar. Şu ana kadar niye bakmadılar sorusunun cevabı. Valla adı sanı belli olmayan köylerden belediye otobüsleriyle oylar getiriliyordu birleştirme merkezlerinde. İşte şimdi kazayı kader dedik ya. Ha, ama şöyle bir şey var. Yani şunu AK Parti eski gücünden çok uzakta.
Ben size söyleyeyim. Yani bugün Recep Tayyip Erdoğan istediği meydanda istediği konuşmayı yapsın. Gerek ekonomik gerek siyasi açıdan. AK Parti kadroları da mecliste de savunamıyorlar artık hiçbir şey. Görüyoruz hep beraber. Yani netice itibariyle halkın cebinde de sıkıntı var. Yani aslında alt kesim dediğimiz, yani taban dediğimiz kesimde sıkıntı var. Tamam, orta gelir ya da ortanın üstü ya da ortanın altıyla en alt tabaka arasında illaki bir fark var ama hani Ankara biraz daha memur kenti, biraz daha şartları farklı, biraz daha eğitim kenti olması açısından farklı. İstanbul'dan farklı bakıyor. Yani orada Mansur Yavaş faktörü çok önemli. Ayrıyeten mevcut Çankaya ve Yeni Mahalle Belediye Başkanları'yla devam kararı aldı Cumhuriyet Halk Partisi. İyi Parti de Ankara'da iyi bir performansı var. Yani bir tarafa... Hayır, benim anlamaya çalıştığım şu, yani çünkü bu seçimler yani adayın çok önemli olduğunu zaten biliyoruz ve hep burada konuşuyoruz. Benim tek sorum şu. Şimdi sessiz yok, ben onu anlatacağım. Seçimlerde, hayır, bu seçimlerde insanlar yani ya AKP devam etsin ya da etmesin. Doğru, çok açık bir şey söyleyeyim. Şimdi, yani benim adaya göre bakıyorsa ya aykırı bir oy kullanması lazım ya da oy kullanmaması lazım. Onun için yok, şimdi adaydan ziyade şimdi Melih Gökçek yani ayrıldıktan sonra görevden bizzat AKP tarafından atanmış belediye başkanı Melih Gökçek kasaları tam takır bıraktı gitti. Tamam. Biliyorsunuz bu aç. Şeyde yıkıyor işte. Tabii, başta Ankara. İşte yani şimdi böyle bir kavga var. Şimdi Ankara içerisinde böyle bir kavga var yani. Tamam. Bunu Ankaralı da görüyor. Şimdi Melih Gökçek'in bıraktığı milyarlarca dolarlık borç stoku var. Şu var, bu var. Bunların hepsini biliyor. Artık hizmet alımında sıkıntılar var. Ankara'da sıkıntı var yani. Dolayısıyla AK Parti ile ilgili olarak yola devam konusu söz konusu değil. Yani şimdi tamam. Mansur Yavaş bir CHP adayı ama aslında bir hani sol gelenekten gelen birisi bak, değil. Bak hala ben derdim o değil. Ya ben şimdi seçmenim Ankara'da. Bir dakika, seçsiz yok. Bu seçimde seçsiz, belediye seçimlerinde seçsiz. Ya onu sormuyorum. Hangisi? Diyorum ki vatandaş Hüseyin Hakkı Kahveci. Değişiklik istiyor. Bir dakika ya kardeşim ya, onu söylemiyorum ya. Diyorsun ki sen, ben kardeşim artık bu AKP'yi istemiyorum. Evet, doğru. Mansur Yavaş konmasaydı oyunu vermeyecek miydin? Onu soruyorum. Yani Ankara'da, benim için mi? Benim için o bir fark yok. Ankara'da değişebilirdi. Etken yani, olabilirdi. Vermem abi. Etken olabilirdi. Diyor mu yani? Tabii olabilirdi. Ha, yani o zaman olabilirdi. Demek ki böyle bir fanatikler var yani. O olmazsa AKP devam etsin mi diyorlar? O mantık. Yani, çünkü şey de mevcut belediye yani başkanı da Ankara'lı geldi, olurdu evet. Şey iş oraya geldi. Yani mesela İstanbul'da da şimdi eğer Ekrem İmamoğlu'nu beğenmediyse AKP devam etsin istiyor demektir değil mi o? Oradan çıkan A şıklarından, B şıklararından bir tanesi de o tabii. Yani evet. Yani üç tane şık varsa o. Bu seçimde AKP adayına oy vermediğin sürece gitsin istiyorsun. Evet, aynı ama şekilde. Ben bunu da o zaman yani demek ki ya AKP'ye verecek ya da yani bu tarafa hiç oy vermeyip düşük kalmasını sağlayacak. Şimdi yani, Özasekin'in Ankara'da kazanma şansı yok. Ankara, İstanbul'da adı geçen Binali Yıldırım. Özasekin yerine başka bir, mesela Melih Gökçek olsaydı. İhtimal dahiliydi. Ne çünkü niye biliyor musunuz? Çok, yani büyük, çok insan... büyük para dağıtıyorlardı. Ha. Çok büyük rakamlar dağıtıyorlardı. Ve olmadık yerler. Özasekin için de dağıtırlar. Yok, Özasekin'in o kadar kapasitesi. Melih Gökçek'le. Onun kapasitesi ki. Hayır. Hayır, Melih Gökçek'in kendi özel çalışma tandansı var. Farklı. Onu kimse beceremez. Ya şunu anlat işte, onu soruyorum. Yani. Ya abicim, olmayan köylerden seçim bittikten sonra tamam, toplama merkezi yapamaz. Yapamaz, beceremezler yani. Beceremezler. Öyle bir kapasiteye sahip. Onu Melih Gökçek beceriyordu. Onu Melih Gökçek hallediyordu. Yani o işte pirdi yani adam. Bakanlarla beraber, Ankaralı bakanlar, İçişleri Bakanı'yla beraber oy toplama merkezlerinin hepsini konsolide ettiler işte. Millet gitti o gece. Ertesi gün Yüksek Seçim Kurulu'na gitti. Aynısı oldu. Değişen bir şey yok. Bugün aynısı olur mu sorusunun cevabı Ankara'da. Ben de şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi Salih Tuna, Sabah Gazetesi yazarı, yandaştır arkadaşımız, Havuz Medyası. Ben Havuz Medyası'na şöyle bir isim takıyorum. Havuz Medyası ile Enver Paşa Medyası arasında bir fark yoktur. Enver Paşa Medyası Osmanlı'nın Osmanlı'yı boğmuştur yalan söyleyerek. Mesela daha yeni Sarıkamış'ı andık. 4 ay sonra Sarıkamış'ta 100 bin askerin öldüğü İstanbul gazetelerinde haber olmuştu. Ama Enver Paşa Sarıkamış'tan döndüğünde zaferle döndü diye haber yapmışlardı. Şimdi Salih Tuna demiş ki, eğer demiş yerel seçimi kazanamazsak AKP ve MHP olarak iç savaş çıkar demiş. Demiş. Ve adaletli olduğunu söyleyen Cumhuriyet Savcılarımız dün, Metin Akpınar'la Müjdat Gezen beyefendilerin söylediklerinden hareketle hemen soruşturma başlatmışlar. Salih Tuna'ya soruşturma başlatmamışlar. Adalet cübbe giymekten ibaret değildir. Adalet saraylarında dağıtılmaz. Adalet, adaletle verilir. Eğer bir adalet söz konusu ise Salih Tuna'nın da
bu anda soruşturmaya uğraması gerekirdi. Şimdi ben başka bir şey söyleyeceğim. Onu söyleyeyim de. Ama ona açılanlar doğru mu yani şimdi? Hayır hayır, başka bir şey söyleyeceğim. Salih Tuna bunu söylediğine göre ben de söylüyorum buradan. Eğer AK Parti hile hurdayla bundan önceki ayyuka çıkmış olaylarla bu seçimi MHP dahil kazanmaya kalkarsa, yani bu seçimleri kazanmaya kalkarsa Salih Tuna'nın dediği sonuçla karşılaşır. Ve sıkıntı yaratır. Yani bu Gezi'ye benzemez, ona benzemez, buna benzemez. Yani şimdi sen bir gazeteci olarak nasıl tehdit edersin vatandaşı? Şimdi dünkü olayda da olay Kral Çıplak demiş. Yani Kral Çıplak hikayesi bellidir. Odur, budur, şudur. Doğrudur, yanlıştır. Eleştirinin mizahı vardır, hicivi vardır, şusu vardır, busu vardır. Şimdi burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın bakması gereken şudur. Neden bu insanlar rahatsız? Bu insanlar 75'e dayamışlar. Bu insanlar niye rahatsız duyuyor, rahatsızlık duydular da 16.sine çıktılar sana böyle bir şey, söz söylediler. Bir deli olana bir öfke olabilir. Ya şimdi ama artık herkes abi bıçak kemiğe dayandı artık. Yani şimdi bir şey. Daha 2 gün önce dedi ki yani bu elitler dedi, Türkiye elit dedi. Ya bir dakika, elitler dediydi. Ya elitten kastı şu. Kökeni ne olursa olsun ister İslam köyün içinden şeyde çıksın, davar çobanlarından çıksın. İster İstanbul'un sosyete semtinde de olsun. İyi okumuş, naif zevkleri olan, çağa uygun kim varsa. O zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın oğlu Bilal Erdoğan, damadı Berat Albayrak. Onlar da elit, ne yapacağız? Hayır, o İslam eliti oluyor onlar ama onların söylemiyor. Ya elit öyle böyle ayıramaz şimdi. Elit yani. Ama oraya karşı bir düşmanlık var. Yani bak şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın evladı çok iyi eğitim almış biri değil ki. Çok iyi eğitim almış. Harvard doktora yapıyor şu anda, olur mu canım? Okullarda okumuş. Tamam, o da çok iyi eğitim almış sayılır. Öyle bakma. Başarısını görmüyoruz henüz. Olur mu? Ne başarısı? Abi koskocaman Türkiye var ya sen. Şimdi. Yani nasıl göremezsin? Bütün Türkiye'deki belediyelerin mal varlıkları neredeyse 25 yıllara kiraya verilmiş ya. Ya olur mu? Metin Akpınar'ın dişiyle tırnağıyla kazandığı bir sanatsal başarısı var değil mi? Biz de hiciv yapıyoruz burada biraz. Yani o tarafa git tabii ki yani. Şimdi ben şöyle söyleyeceğim. Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, Cumhuriyet Savcıları, Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla değil de kendi özgür iradeleriyle harekete geçmiş olsalardı şunu söylerdim. Tamam mı? Adalet bakalım ne diyecek derdim. Ama Sayın Cumhurbaşkanı... Hesabını verecekler. Bir dakika. Sayın Cumhurbaşkanı'nın direkt meydan talimatıyla, canlı yayınıyla harekete geçtikleri için kusura bakmasınlar. Bir. İki. İstanbul Cumhuriyet Savcısı, terörle mücadele Cumhuriyet Savcıları... Ya da anayasal suçlarla mücadele Cumhuriyet Savcıları. Salih Tuna, Sabah gazetesi yazarı. Eğer MHP AKP seçimi kazanamazsa iç savaş çıkar tehdidinde bulundu. Dava açmışlar mı? Herhangi bir kovuşturma var mı? Duymadık. Onu Tayyip Erdoğan meydanlarda söylemedi ki. Bir dakika. Erkan Tan, daha 3 gün önce gezicilerin kafasını kesmek lazım dedi. Herhangi bir dava açtınız mı terörle mücadele sahibi? Tayyip Erdoğan bir şey demedi ki. Bir dakika ama canım, olur mu? Biz adaletten bahsediyoruz. Hangi adalet? Hacım üzerinde cübbe giymiş adaletten bahsediyoruz. Teraziden bahsediyoruz. Bir dakika. Peki Erkan Tan. İçin herhangi bir soruşturma var mı? Yok. Peki Fatih Tezcan. Atatürkçülere terörist dedi. Fatih Tezcan için açılmış bir... Yok. Yok. Peki o zaman bir şey söyleyeceğim. Çok açık bir adalet tanımı yapıyorum Türkiye için. Adalet saraylarında dağıtılan, kimse kusura bakmasın, bu ülkenin cumhurbaşkanından başlayarak, makama saygımız vardır, kişilere de saygımız vardır. En dipteki memur statüsündeki kapıcısına kadar herkes 81 milyon vatandaşın vergisiyle maaş almaktadır. Vatandaşın memurudur. Tanım bu. Tamam. Öyle mi? Öyle. Ben veriyorum yani maaşını. Biz veriyoruz, bizler veriyoruz. Bu şu demek değildir. Sen devlet kendini Amerika'da zannettin. Yok, vergini ben veriyorum. Bir dakika, bir dakika. Verme kardeşim. Tamam, tamam ama bir dakika, bir tanım yapacağız ya. Demokrasi tanımı yapıyoruz şimdi, bir dakika. Netice itibariyle, tamam mı? Adalet saraylarında, kapısında onlarca güvenlik, bilmem her tarafında yüzlerce polis, savcıların kapısında bilmem ne kadar polisle dağıtılamaz. O ancak hangi adaleti dağıtır biliyor musunuz? O adalet mekanizması sadece devlet aygıtını yönetenlerin kendi istediği kadar adalet dağıtır. İşte bugün gelmiş olduğumuz nokta budur. Kral Çıplak demiştir, onu demiştir, bunu demiştir, hiciv etmiştir ya da kötü bir şey demiştir. Ama bunun bu noktaya gelmesi, bu şekilde kavga edilmesine gerek yok. Geçen hafta Fatih Portakal, tamam mı? Ya. Bir dakika,
Ya Sayın Cumhurbaşkanı farkında değil ya da danışmanları Sayın Cumhurbaşkanı uyandırmıyor. Bizzat Sayın Cumhurbaşkanım, ben söylüyorum, sizin söylemlerinizle birileri özellikle ya size söylettiriyor ya siz söylüyorsunuz ya da farkında değilsiniz. Ya da danışmanlarınız yanlış yapıyor, provokasyon yaptırılıyor, farkında değilsiniz. Yani bu insanlara provoke ede ede, dikkat edelim şöyle, 2-3 hafta önce sarı yelek satıldı hikayesiyle başladı bu iş. Olmadı, kimseyi çıkartamadılar. Çıkmıyor, ne yapalım? Şimdi ondan sonra Fatih Portakal, şimdi Müjdat Gezen, Metin Akpınar, bakalım yarın kim? Şimdi netice itibariyle bu kadar provokasyona gerek yok. Her seçimde ne oldu Hollanda'yla kavgalarınız, Hollanda'ya gönderdiğiniz bayan bakanla yapmış olduğunuz provokasyon? Netice kime yaradı? Bize bir şey yaramadı ya. Hollanda keyfiyle yaşıyor, biz borçlanmaya devam ediyoruz. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın danışmanları bir şey yazarken ülkeye zarar verdiklerinin farkında değiller. Bu işler Sayın Cumhurbaşkanı'nın ağzından söylenmesi gayri hukukidir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bunlara ihtiyacı yoktur. Savcılar harekete geçer. İşte efendim mesela polis soruşturması olur ya da savcı soruşturması olur. Yani savcılar kendi özgür iradeleriyle harekete geçmeli. Yani bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'tür. Beğenirsin, beğenmezsin. Tamam mı? Kanun, kural ve kaideler ne kadar değiştirse değişsin, temel kurucu iradenin söylemi ve yazmış oldukları geçerlidir. Yani şimdi çok özür dileyerek bir şey söyleyeceğim. 15 Temmuz'dan önce, tamam mı, o koltuklarda oturanların nasıl bu ülkede fırtınalar estirdiğini hepimiz gördük, değil mi? Evet. Bugün o koltuklarda oturanların elleri kelepçeli olarak 16 Temmuz sabahından itibaren nereye gittiğini de gördük. Kimlerin nereye kaçtığını da gördük. Yani şimdi sadece bu değil. Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab eğer ajansa, ki öyle söylediler, Cumhuriyet Savcılığı terörle mücadeleye el koydu. Ebru Gündeş halen daha Türkiye içerisinde hareket edebiliyor. Amerika'ya yerleşme kararı alıyor. Kocamın yanında olacağım diyor. Hani nerede bu havuz medyası? Nerede bu adalet? Nerede savcılar? Nerede adalet? Nerede hukuk? Ya şimdi böyle bir hukuk yok. Böyle bir adalet mekanizması yok. Buna işte kimisi tek adam adalet ediyor. Şimdi böyle bir adalet. Adalet yok ya. Bu, yani Yemen'de bile böyle bir adalet yok ya. Kimse kusura bakmasın. Bakın dünya tarihinde son 100 yılda bir tek Yemen'de 2 senelik bir imamlar yönetimi olmuştur. Tamam mı? İşte Yemen'in durumu ortadadır. Yemen'in 2 sene önceki, savaştan önceki durumu da ortada. İşte Türkiye'nin durumu da ortada. Ya biraz izan yani. Yani istediğiniz yeri bitirin. Senin İmam Hatip mezunu olman, senin dindar, muhafazakar olmanla ilgilenmem. Senin önüne korunmuş olan kural, kaidelerle verecek olduğun hüküm geçerlidir ya. Sen işte ya nasıl olur böyle bir şey ya? Ben seni hedef alıyorum. Ne olacak? Sen beni hedef alıyorsun. Sonra ya bunlar yaşanmış örnekleri var arkadaş. Bunun yaşanmış örnekleri. Almanya'da yaşanmış Doğu Almanya çökerken. Romanya'da yaşanmış Çavuşesku çökerken. Yugoslavya'da yaşanmış. Ya hiç mi bu danışmanlar bunları görmüyorlar, yapmıyorlar, bakmıyorlar? Tabii şimdi şöyle bir sanatçı isteniyor. İbrahim Tatlıses gibi, özür dilerim ismini hani kullandık, reklam olmasın. Çözüm süreci içerisinde megri megri söyleyecek. Şivan Perver denilen PKK'lıyla Başbakan Barzani beraber. Olmadı. Afrin harekatı sonrası da Afrin sınırında gidecek. Allah aldık billah yattık diye söyleyecek. Şimdi böyle bir sanatçı istiyorlar herhalde. Yaylalar yaylalar. Ya neyse, böyle bir sanatçı istiyorlar herhalde. Ya böyle bir sanatçı ve böyle bir sanat oluşturdular zaten. Ama onları da dinleyen yok. Kimse yok. İşte müzik piyasasının durumu ortada. Medya piyasasının durumu ortada. Basılı gazetelerin ne kadar azaldığı şimdi ortada. Böyle bir garip bir çelişki var. Yani şimdi bu dediğin şeyler farklı bir Türkiye gösteriyor. Seçime gittiğin zamansa bütün o o hayatı yaşayan insanlar götürüyorlar, AKP'ye oy veriyorlar. Çok güzel. Yani çok güzel. Bir ekonomik kriz var. Şimdi mesela ben bir şey söyleyeyim. Var mı yok mu mesela? Şimdi Yozgat'ta şeker pancarı üreticisi diyor ki sosyal medya atıyor. Fatih Portakal'a yalvarıyor. Sana geliyor, bana geliyor. Tamam. Ne olursun sesimiz olsun. Niye olacağım ama, kardeşim ama ben? Ama gittiğin zaman da taşla kovaladı. Tamam. Hain bunlar dedi. Işte terörist de dedi. Niye seni söylüyor? Yani, fındık üreticisi açım diyor. Çay üreticisi açım diyor. Şeker pancarı üreticisi açım diyor. Şeker pancarını taşıyan Konya'daki kamyoncu açım diyor. Allah versin kardeşim. İstanbul'daki ama, taksici açım diyor. Ama niye buraya Ankara'daki gelmiyor işte? Ama onu o zaman bir şey söyleyeceğim yani, sana. Muhalefetin de bunu değerlendirmesi lazım. Bunca şikayete rağmen laf bitiyor bitiyor. Muhabir diyor ki peki diyor seçimde oyunu kime vereceksin? AK Parti diyor. Tamam. Devam. Nasıl oluyor bu? Tamam. Bu işte, çok bir şey söyleyeceğim. Bizim milletimizde
bizim milletimiz ya da bu millet denilen vasıflara sahip olan kesimde bugün ne kadar menfaat koparttım o kadar kar. Yani bir mendilse bir mendil. Ona tav. Anlatabildim mi? Yarın hiç düşünmüyor. Günlük yaşıyor. Ve netice itibariyle yani AK Parti'yi niye desteklediği, CHP'yi niye destekleyeceği kim farkında değil, bilmiyor. Yani CHP'yi niye desteklediğini sorsan adama ne yapacağını bilmiyor. Çünkü CHP de kendisini anlatamamış. Kusura bakma. Öyle. Anlatabilmiş mi yani? Ya ama işte sorun da herhalde belki sorun orada. Ama bunu konuştuk. Yani şu var. Sorun sen burada bağırıyorsun, anlatıyorsun. Biz orada işte, yazıyoruz, bağırıyoruz, anlatıyoruz. Bizi dinleyen insanların ulaştığı kesim. Ya adam bir şey söyleyeceğim bak. Sana bir şey söyleyeceğim Can Bey. Yarın CHP Genel Başkanı oldun. Bak yemin ediyorum sana çok bir absürt bir örnek vereceğim. Farz misal konuşuyoruz. İktidara geldin. İnsanlar geldi. Sana ne diyecekler biliyor musun? Sosyal medyada sana 100 tane like yapmışım. Benim işim var diyecekler. Anlatabildim mi? Abi, tamam. Şimdi bakış bu. Yani sosyal medyada devlet kuruluyor, devlet çıkılıyor. Tamam mı? Ekonomi ilerliyor. Zaten, tabii, tamam mı? İşte bazı hafta sonları her taraf dolu arkadaş. Evet. Herkes yiyor içiyor. Herkesin üstü başı düzgün. Herkesin cebinde yani para var. Yani, öyle tamam bir şey var yani. Bakın satılan yılbaşı %90 doluluk oranına ulaşmış durumda. Yani kimse şimdi bir şey söyleyecek. Şikayet eden biziz. Niye biliyor musun? Biz zaten 15 senedir hiçbir şey almadık. Ben hiçbir pay almadım. Ben kendi adıma konuşayım. Sen de almadın. Ya maddi olarak diye bakmıyorum. Manevi olarak yani da almadın. Şey olarak bakıyorum yani bu ülkede. Ben adalet istiyorum. Tamam işte adaletin böyle olursa ben, isteyemezsin. İşte o zaman ne oluyor? Öbür taraf abi diyor ben diyor bak işte geldim şimdi diyor. Bakın bir şey söyleyeceğim size. Sadat Başkanı biliyorum. Adnan Tanrıverdi çıktı dedi ki 15 Temmuz darbesinden sonra biz istediğimiz hedeflere ulaştık, istediklerimizi yaptık. Nerede bu Cumhuriyet Savcıları? Nerede bu yani adalet? İyi bir şeye kavuşmuştur. Nereye, hangi yani, iyi bir şeye kavuştun? Bilmiyorum işte. Biz yani milli gelirim mi çıktı? Terörü mü temizledin? Yani yanlış anlamayın. Ecevit, Abdullah Öcalan'ı Ecevit döneminde tutuklayıp getirdiler. Neyse aldılar getirdiler. Terör 6 kişiye indi. AK Parti iktidara geldi. Ecevit'in ben bir gün çıkıp da terörü bitirdik dediğini duymadım. Siz duydunuz mu gazetecisiniz? Ama niye desin ki zaten? Hayır yani, buna ihtiyaç yok. Hayır, ya şimdi terörü bitirdik diyorlar. Yarın 7 tane şehit geliyor mesela, örnek veriyorum farazi. Ya da 5 tane yaralı geliyor. Ya da 3 tane şehit geliyor. Ya da bombalı saldırı oluyor falan oluyor filan oluyor. Ya da Afrin'den işte dışarıdan ateş ediliyor, şu oluyor bu oluyor. Ya arkadaş sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Terörü bitirdik dediğin yerde senin daha İstanbul gibi güzide şehrinde Reyna'ya terör saldırısı düzenlemiş. Hangi terörü bitirdik? İşte ondan bu yana da olmadı. Mesela ben zaten onun için anlamıyorum. Şu anda böyle kafamıza hep bir terör diyorlar. Ama terör oradan prim elde ediyor. Nerede var diye sorduğun zaman. İnsanların kalbi duyguları, vatanperver ve milli duyguları okşanarak o tarafı konsolide etmeye çalışıyorlar. Şimdi Sabah gazetesinin manşetinde çekilmeyi işlemini konuşmuşlar. Yahu Sabah gazetesi sen konkordato ilan eden şirketleri manşete taşısana. Meclisin önünde kendini yakanları manşete taşısana. Bir dakika şimdi. Sen utanmadan diyor. 24 Haziran'dan önce tamam 2001 kriziyle ilgili yaşanmışlıkları manşetlere taşırken bugün niye taşımıyorsun bunları? Ha sen bir şey söyleyeceğim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump neden çekilmeyi görüşsün ya? Suriye Türk toprağı değil ki. Suriye bağımsız bir devlet. Sen gir diyor abi işte. Bir dakika şimdi başka bir şey. Orada başka bir tezgah var. Başka bir tezgah var. Şimdi seninle niye görüşsün kardeşim? Sen 100 gün demiş çekilme süresi. 100 gün hesap ettiğin zaman 31 Mart'a geçiyor. Olmuyor. Sen böyle 10 gün önce falan girmen lazım. Hani Membiş'te devreye atıyordun. Kandil'e girmiştik. Seçim 24 Haziran'dan 10 gün önce Kandil'e girmedik mi? Tamam mı? Yayınlamıyorlar mıydı boy boy gazetelerde şeyleri? İşte PKK'lı elebaşlarını aldık. Ne oldu? Kandil'de kimse yok mu? Ya niye yalan söylüyorsunuz siz? Ya da neden insanları yanıltıyorsunuz? Yani askerin de moralini bozuyorsunuz. Çünkü bunu okuyan asker de, savaşan asker de batıdaki seviniyor mesela, doğudaki çarpışıyor diyelim değil mi? Adam diyor ki ulan Kandil'e girdik, ulan bak 10 gün sonra Kandil yok ortada. Kandil olmuş şey, lamba. Bir şey kalmamış ortada. Şimdi bu çekilme takvimiyle ilgili falan filan Amerika'nın Türkiye ile görüşecek olduğu bir şey yok. Yani ortada bir başarı falan da yok. Kimse kendisini kandırmasın ya. Amerika Türkiye'nin baskısı olduğu için falan çekilmiyor. Amerika Türkiye istediği için falan da çıkmıyor. Amerika ihale dağıtıyor şu anda. Tamam mı? Kendi mali çıkarlarını göz önünde tutarak dünya üzerindeki böyle teyyare noktalarda ihale dağıtıyor. Mesela Suriye'de teyyare bir nokta. Sen Amerika çekiliyor diyorsun. Peki 7 bin tır silahını alıp götürüyor mu? Yok. 20 bin dedi ya Tayyip Erdoğan. Tamam bak şimdi. Alıp götürüyor mu? Hayır. Yok. Peki alıp götürmediği zaman. Efendim şöyle diyor şimdi bak. Bu silahlar onlarda kalınca bir süre sonra
bunun lojistiğini yapamayacak. İşte bozulanı tamir edemeyecek. Ya arkadaş, eğitimini alamayacak. Gördüm kaç kilometre, Irak kaç kilometre, Barzani orada. Kendini rahatlatıyor diyorum. Ya onlar diyor kalsa bile arkadaş, bir şey olsa kullanamayacak. Şey ne demek bak, bu ülkede Turgut Özal'la Erdoğan döneminde PKK terör örgütünün trendine çok dikkatle baksınlar. Son dönemi söylemiyorum. Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı döneminden bahsetmiyorum. Ondan önceki dönemlerdeki trendlere topik trend olmuştur yani. Twitter'da topik trend var ya, TT. Yemin ediyorum topik trend. 3-5 çapulcuyla başladık değil mi? Bu PKK denilen hainler vur kaç taktiğiyle geliyorlar değil mi? Bakın ordu indirdik aşağıya ya. Ordu indirmişiz aşağıya. İkinci ordu aşağıda hazır bekliyor. İkinci ordu 150 bin mevcuduyla beraber savaşa hazır bekliyor. Karşı tarafta da 100 bin terörist var ya. Yani şimdi bir şey söyleyeceğim. Böyle diye diye 3-5 çapulcuyla başlayıp PKK'yı yendik, bitirdik, yok ettik diye diye koskocaman bir yalanla bizim 38 senemiz geçti. Senin ne bir 40 senen geçti herhalde. Bak, yani şimdi şöyle... mesela bu başka bir şey söyleyeceğim. Bir ordu indirmişsin aşağıya. Hiç kimse sormuyor be kardeşim. Sen bu Suriye bataklığındaki teröristler Müslümistan'ı kurarken bu Salim Müslim'le Ankara'da ne iş çeviriyordun? Kırmızıalı'yla karşılayıp. Bunu sormayan adalet de yanlıştır, devlet de yanlıştır, vatandaş da yanlıştır. Yani efendim işte siyasi politika. İyi değil mi? Salim Müslim'in kardeşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftar yemeklerinde geziyor ya. Öyle. Nasıl oluyor bu iş? Ya bak sen ya nasıl oluyor bu iş ya? Bakalım şimdi Suriye toprakları şimdi kendi ülkende PKK ile mücadele, terörle mücadele oluyor ama yabancı bir ülkede sen asker sokuyorsan bunun adı savaş. Ya hocam tamam Türkiye savaşa giriyorsun. Bu iş ne biliyor musunuz? İran-Irak savaşıyla bir önünüze getirin stratejisini Amerika Birleşik Devletleri'nin. Şimdi ben bugün buradan bir şey sesleneceğim. Bu 2002 yılında Türk ordusunun savaş kabiliyeti stokları hem gıda ülkenin hem de mühimmat stokları 2,5 yıllık bir savaşa dayanabilecek kapasitedeydi. Yani 2,5 yıl boyunca durmadan savaşabilecek kapasitemiz vardı. Şu anda mühimmat stokları ve gıda stokları açısından 6 aylık bir savaş yapabileceğimize dair uluslararası uzmanların beyanları var. Yani bu neye dayanarak söyleniyor bilmiyorum. Fakat biz Afrin harekatını yaptık. İyi mi yaptık? Ha iyi yaptık. Tamam kardeşim kötü yapmadık. Şehitler şehit oldu. Kalanlar gazi oldu. Zafer kazandık. İyi vali atadık. İyi çok güzel olur. Peki Afrin harekatından sonra hiç kimse görmez mi? Bir Afrin harekatı neye mal oldu? Türk Hava Yolları'na mal oldu. Ekonomik krize mal oldu. Şuna mal oldu. Buna mal oldu. Milyarlarca dolara mal oldu. Peki biz niçin bu savaşı yapmak zorundayız? 2013 yılında seninle beraber ortak çıktığımız bir programda ne demiştik? Türkiye'nin yeni komşusu PKK ve IŞİD demiştik. El-Kaide demiştik. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ne diyor? Hem PKK ile savaşacağız hem IŞİD ile savaşacağız. Kim o zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin komşusu? PKK terör örgütü ile IŞİD terör örgütü kardeşim. Niye saklıyorsunuz? Söyleyin. Yani Rusya'ya ne kadar çok güveniyorsunuz? Sen şimdi Suriye'ye girdiğin zaman PKK oldu ki ben dedi Suriye ordusu saflarına geçtim. Ne diyeceksin? Suriye ordusuna PKK'lı mı diyeceksin? O da sana diyecek ki ÖSO'nun ne işi var sende? Hayır savaş durumu zaten. Hayır ÖSO'nun ne işi var sende diyecek adam ya. Zaten ÖSO hep bizle beraber yani. Tamam. Bunu mesela hiç bize hak gibi oluyor. Yani ya bir yabancı ülkenin orada kimse topraklarında. Yani Alman gazetelerinde de öyle bir şey yok. Avrupa gazetelerinde, Çin gazetelerinde bile yok ya. Ama yani biz kendimizi kandırıyoruz. Ya kendimizi kandırmaya devam ediyoruz zaten. Bak şu anda bakın, ama öyle. Dünyada bakın, yok öyle. Ben size bir şey söyleyeceğim. Fransa, Osmanlı'dan sonra Suriye'nin sahibi değil mi? Bağımsızlığı verenler. Fransa Suriye'ye dönüyor. Bakın. İngiltere Kraliyet Donanması'ndan gemi Rusya'ya karşı sözde Ukrayna'ya destek vermek için Karadeniz'e giriyor. Amerika Karadeniz'e giriyor. Bakın Versailles düzeni, Birinci Dünya Savaşı sonuçları, 1857 Kırım Savaşı sonuçları. Bakın borç içerisindeyiz. Gıda stoklarımızda sıkıntı var. Bakın 15 bin inek kesime gönderilmiş. Bunlar özel üretim yapılması için özenle seçilmiş, büyütülmüş, yetiştirilmiş, hazırlanmış. Süt ineği olacak, işte ne bileyim gebeleştirilecek, şu olacak, bu olacak. Kapatılmış, yani senin yarınların için bir hazırlık yapılmış, onu kapatmışsın. Tarım yapılmıyor. Yani bugün işte tamam yollarda arabalar var ama ben size bir şey soracağım. Suudi Arabistan çok büyük bir petrol ambargosu koyacak. Öyle bir gol yiyeceğiz ki Türkiye olarak Kıbrıs döneminin var ya iki katı yiyeceğiz. Haberiniz olsun söyleyeyim size. Şimdi mesela Suudi Arabistan deyince aklıma geliyor. Suudi Arabistan PYD'ye 100 milyon dolarlık yardım göndermişti. O devam edecek mi etmeyecek mi? Eder.
Ya Amerika çekiliyor diye Suudi Arabistan da çekilecek mi? Hayır, çekilmez. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Suudi Arabistan arasındaki anlaşma Arap dünyasının, İslam dünyasının yeni lideri Suudi Arabistan. Yani bizimkiler liderlik yapıyordu, sokaklara Erdoğan diyordu falan, hiç kimse şimdi bir şey demiyor tabii. Bitti bu iş. Para bitince aşk da bitiyor biliyorsunuz. Ya da o ülkenin içerisindeki hareket alanınız o ülke istihbaratları tarafından kontrol altına alındığı zaman hiçbir şey olmuyor. Şimdi şöyle bir şey var. Hiç dikkat etmiyorlar. Suudi Arabistan Veliaht Prensi petrol üreten ülkeleri tek tek geziyor. İşte onu demek istiyorum. Petrol yani üretimini Amerika Birleşik Devletleri kısıntıya götürdü. Bakın. OPEC karar aldı. Katar işte OPEC'ten falan çıkıyor. Çıksa ne olur, çıkmasa ne olur. Katar'ın eti ne, budu ne? Nereye kadar gider? Yani gemini orada adam çıkış yasağı verdiği zaman uluslararası sulara hiçbir şey alamazsın. Biz Venezuela'dan bu açığı artırmaya, kurtarmaya çalışıyoruz. Venezuela'da halk aç ve sefalet içerisinde büyük bir kaos ortamı var. Malum biliyorsunuz zaten. Şimdi bunların yansımaları, yani şu işte 2019'u atlatalım, 2018'i atlatalım. 2019 bütçesinin birinci, ikinci ayında biter. Biter ya, söylüyorum size, yani yok böyle bir ekonomik, bu böyle bir çark yok yani. Affedersiniz, pasta, börek, çörek yiyerek bu iş gitmez kardeşim. Gitmez. Yani yumurtanın tanesinin fiyatına kimse bakıyor mu? Markete giriyorsunuz, iki tane poşet ya 150 liraya çıkamıyorsun. Kıytırıktan marketten, kıytırıktan ürün alıyorsun. Kimse bunları söylemiyor. Yani et tüketimimiz artmış, refahımız artmış. Söyleyemiyor mu? Yani şimdi işte ortada bir muhalefet söylemiyor. Muhalefet. Ama bir şey yani söyleyeceğim. Nasıl? Bir kesim var böyle. Onların zaten sesi çıkmıyor. Şimdi ben size onlar da zaten hepsi AKP'ye oy veriyor. Ülkenin en büyük muhalefeti kim biliyor musunuz? Kim? Sizsiniz. Benim. Merdan Bey. Tamam. Yani. Biziz yani. Yanlış anlamayın. Sizin bulunduğunuz gazete grubundaki arkadaşlar da değiller yani. Çok özür dilerim. Biziz yani. Biziz ya. Bizim yaptığımız muhalefeti yapmıyorlar canım. Kimse kendisini kandırmasın. Ne yapayım? Yani CHP'yi de, MHP'yi de, İYİ Parti'nin de yapmış olduğu muhalefetin 10 mislini biz yapıyoruz ya. Ama işte yani... Aması şu, çünkü imza bizde değil hocam. İmza bizde olsa belki çok daha etkili olacağız. Yani makam sende olsa belki çok daha etkili olacaksın. Yani bazı şeyler var, yani niye sessiz kalıyorsun? Yani bu sessiz kalma diye demeç. Şimdi demeç de bir yere varılmıyor. Yani ben bunu anlatıyorum. Ama şimdi demeç de varılmıyor derken... Eylem. İşte bir tanesini söyledim. Ya adam çok açık söyledi. 15 Temmuz'da kaçtın dedi. Ama bir daha kaçamayacaksın dedi. Yani hayır, CHP ama... bitecek dedi. İşte şimdi geçen gün fezleke geldi meclise. Yani... Dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili. Kardeşim yani, yani geldi diyorum. Yani. Gel gidin diyorum. Bütün il ve ilçe yöneticileri kuyruğa girsin. Herkes bireysel suç duyurusu bu. Eylem yap. Yani sokağa mı çıkacak deniyor. Herkes sağ. Hayır arkadaş, bu ülkenin bir Barolar diyor. Birliği var ve binlerce avukat var. Yani şimdi 5 gün mahkemelere girmeme kararı alsınlar, ne olur biliyor musunuz siz? Bütün adalet sistemi çöker ya. Adalet falan dağıtamaz kimse. Ya onu geç ya, hadi. Orada şey hakim olan... de savcı da ben size... Alışverişe şey çıkmıyorum hayır, desen ya, hayır, ne olur ya. Hakim de savcı da, hakim de savcı da kürsüde otururken koltuğun rahat olmadığını anlar. Tamam da bütün davaları avukatları yok diye cart 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 hiçbir şey yapamazlar. Yapamazlar. Yani hepsi yani. Ama yani şu yani toplumda karşılık bulamıyor. Şimdi bakın ben size bir şey soracağım. Aşırı... Gitmeyelim alışveriş merkezlerine ya. Bir tabii ya gitmeyin. Yani ya bir cumartesi yani. Pazar hani her gün de demiyorum. Önümüzdeki hafta cumartesi pazar hani yılbaşı tamam belki millet çoluğuna çocuğuna ama yılbaşından sonraki ilk hafta cumartesi pazar gitmiyoruz mesela. Bir tavır bunu, koy diyor. Ya en azından yani, mesela 31 Mart'a kadar böyle bir tavır koyursa ve o zaman yemin ediyorum size 31 Mart'taki seçim sonuçlarında %15-20'lik bir sıkıntı. Çünkü oraya gitmeyince, alışveriş olmayınca o şirketlere gösterse bile bak yani. Sürekli yaptığın zaman başka bir şey. Ama bu hafta gitmiyorum kardeş. Hiçbir şey almıyorum. Ya ben zaten almıyorum yani. Sen birden, de almıyorsun zaten. Alanları söyle. İhtiyaç ya da bir maddi olanakla ilgili ama hani gitmiyorum. Eğlenmeye de. Ben mesela dün gittim bir alışveriş merkezinde. Bir kuruş harcamadık. Bir saat vakit geçirmemiz gerekiyordu. İşte gezdik. Ne var ne yok. Yılbaşı, mulbaşı güzel süslemişler mi diye. Baktık. Ama gitmiyorum, girmiyorum, hiçbir şey almıyorum. Bir hafta. Bak bir görse bir anda Türkiye'nin her tarafında şey... Ha efendim AKP onu organize edermiş. Otobüslere doldurup doldurup alışveriş... Ya yapsın canım. Ciroya bakacaksın abi. Para ne harcadın? Ben size yani, bir şey söyleyeyim mi? Normal cumartesi günü AVM, 1 milyar liralık alışveriş yapılıyor. 2 ay Türkiye genelinde böyle bir protesto, sessiz protesto yapılsın. AVM'lerdeki dükkan kiraları çıkmasın o şirketlerin var ya. Herkes nalları diker. Biliyor musun? Hayır, o zaman tepki gösterecek canım. Adam diyecek ki arkadaş yani siz yanlış bir şey. Yani eylem deyince hep sokağa çıkmak. Ha, bu arada başka bir provokasyon var. Bir şey biliyorsunuz yok. Sosyal medyada gezdiriyorlar.
13 Ocak 2019 tarihinde Taksim'de buluşuyoruz falan. Ha o ne o ya? Saçma sapan, yalan dolan bazı provokatörler var. Özellikle aktrol kesimden ben size söyleyeyim. Evet. Sahte fake hesaplar üzerinden yapıyorlar. Ben buradan çok açık ve net bir şey söyleyeceğim. Kesinlikle provokasyona gelmeyin. Herhangi bir şekilde de sokağa çıkmaya gerek yok. Eylem yapmak için sokağa çıkmaya gerek yok. Alışveriş yapmazsın, protesto edersin. Bakın bir ekmek meselesi bir ara eylem oldu, zam meselesi. Nasıl yankılandı değil mi Türkiye'de? Efendim söyleyeyim, ya sabahleyin herkes tek kişi... Ya bu Avrupa'da bile yok ya. Danimarka'da yok, Rusya'da yok, Almanya'da. Adam tek kişiye arabanın kontağına basıyor abi, adam işe gidiyor. Ya kardeşim dört kişi git ya. Dört, dört arkadaş birleş yol üstünde git. Bu kadar zengin değil bu ülke ya. Ya bu ülkenin kendi insanı müsrif. Tamam, bu ülkenin zaten kendi insanı müsrif. Ama işte öyle bir rahata alıştı. O da neden? Geleceğimizi sattığımız için. Yani şimdi ben kendi ilk yıllarımı hatırlıyorum. Gençlik yıllarımı, orta yaş hala hatta. Yani bundan 20 yıl önce kredi kartları bu kadar yaygın değildi. Evet, şimdi yazalım. Ya da kredi kartıyla biz bu kadar açılamıyorduk. Şimdi yok taksitti, yok şey atlat, dönem atlat, yok bilmem. Şu anda bakıyorum, kimse ay sonunda parasızım demiyor mesela. Ben hatırlıyorum ayın sonunda cebimizde 3 kuruş, 5 kuruş mutlaka kalırdı ama hep cebimizdeydi o. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi 3 ay, 4 ay sonranın paralarını harcamış insanlar. Ne 3-4 ayını ya? Kaç, 3-4 senesini belki de. Evet. Yani öyle, şimdi tabii öyle rahat oluyor. Ya umurlarında değil ya, öyle bir şey yok. Yani krediyle çevriliyordu. Şu anda bankaların iki sıkıntısı var biliyorsunuz. Aslında bu ekonomik krizin patlama sebeplerinden bir tanesi. Bankamatiğe gittiğiniz zaman Eylül ayına kadar herkes bilir. Mart'tan Eylül ayı süresi içerisinde gıcır gıcır para çıkıyordu bankamatiklerden. Emekli maaşları gıcır gıcır. Normal paralar gıcır gıcır. Herkes sordu. Yeni karşılıksız para mı basılıyor falan filan. Bu iş bir şekilde örtbas edildi. Şimdi... Orada bir daralma başladı. Burada baktığımız zaman çok önemli bir şey var. Türkiye'nin harcama, şimdi bakın Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyada harcama sıralamasında, harcama gücü, yani işte vatandaşın harcama gücü sıralamasında 13. büyük ekonomiyiz diyor. Ya böyle bir test yapılabilir mi? Ya böyle bir, hani şu söylenebilir mi yani? Bak çok iyi harcıyoruz, 13. sıradayız. Ya bunun mantığı nerede yani? Ben bunu anlamıyorum. Harcama ama çok şey akıllı var. Siyaset tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan diyebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyecek, sen de yeme kardeşim. Adam der. Yani adamın görevi bunu demek zaten. Siyaset yapıyor. Yani siyasetin çerçevesi bu. Bunu yemeyecek olan vatandaşın kendisi. Ya adam asgari ücretle hiçbir şey alamıyor. Tamam mı? 13. sıradayız diyor ekonomi, çıkıp söylüyor bunu ya. Güler misin, ağlar mısın? Ama yani işte o dediğin adamın... ların %90'ı bu partiye oy veriyor. Yani ne kadar yoksulsa, ne kadar zordaysa o kadar bağlı. Şimdi diyor ki benden Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından İlber Ortaylı Hoca geçen hafta televizyon kanalında vatandaşa şöyle bir çağrı yapmaya başladı. Yerele yani kırsala göç edilmesini istedi şehirlerden. Hayrola ne oldu? Günaydın derler adama. 6 ay sonra yerele gitmek için otobüs bulamayacaksınız ahali. Kırsaldaki yerlerinize sahip çıkmak için otobüs bulamayacaksınız. Çünkü bu gidişte otobüs falan da kalkmayacak işte. Sinyalizasyon var mıydı yok muydu sorusu yanlış bir soru diyen bir bakanımız var bu ülkede. Bu soru yanlış. Ya da otellerimdeki kaçaklar için imar affına müracaat ettim diyen, aynı zamanda da biliyorsunuz iyi bir turizmci olan turizm bakanımız var yani bu ülkede. Ve ortada bir meclis olduğunu iddia ettiğimiz ve hiçbir şeyin sadece tek taraflı olarak görüşüldüğü. Ya düşünebiliyor musunuz? Adam kalkmış ne diyor ya? Gulbettin Hikmetyar'ı Türkiye Cumhuriyeti devleti destekledi dedi ya. AK Parti Grup Başkan Vekili ya. Sen 1980-1998 arası Gulbettin Hikmetyar'ın Muş'tu, Mehmet Muş mu, Mahmut Muş mu bilmiyorum. Gulbettin Hikmetyar'ı AK Parti hükümeti destekledi dedi. Şey pardon, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti destekledi dedi. Desteklemedi ki, öyle bir şey yok ki. Hayır yani... Desteklemedi ama gönül bağı vardı işte. Ya gönül bağı hükümetin yani yok. Şey yapmadı yani. Şey yok ya, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bağlantısı yok. Devletin yok. Yani şey yani. Öyle bir şey yok. Sen devleti, yani adam ona bulduğu kılıfa bakar mısın? Ya da efendime söyleyeyim, başka AK Partili milletvekilleri Milli Savunma Bakanı ile Özgür Özel arasındaki tartışmaya, tam ordu Münbiç'e girerken Milli Savunma Bakanı'nın askerin morali bu kadar bozulur mu? Şimdi Milli Savunma Bakanı diyor ki, bak şöyle söylüyor. Atatürk bizim ebedi başkomutanımız. Atatürk'e firavun diyen adamı niye ziyaret ettin o zaman? Çelişki yok mu burada ya? Olur, yani olur, onu söylerken bu çelişkiyi söyleyemezsin. Yani böyle bir şey diyemezsin. Ve bu insanlar bu ülkede yönetici konumunda tabii ki olacaklar. Bu ülkenin her vatandaşının yönetici olma hakkı var. Ama biraz fazla sıkmaya başladı yani bazı şeyde. Şimdi dünkü tepkiyi de şöyle düşünmek lazım. Sayın Cumhurbaşkanı sadece kendisi için huzur değil. Ülkenin 81 milyonu için huzur inşa etmek zorunda.
Sayın Cumhurbaşkanı olduğu makamda hala siyaset yapmaya devam ediyorsa yeter. 16 sene, önümüzde de 4 sene, 5 sene daha var, 21 eder. Doymuş olmak lazım insan olarak. Ve kibirden bahsediyorsa tamam mı Sayın Cumhurbaşkanı'nın? Ya arkadaş nedir bu sorun? Sizin bıçak hani kemiğe dayandı bu cümleleri söyleten size nedir sorusunun cevabını bulması gereken saraydaki danışmanlara 75 bin lira maaş veriyorsun kardeşim. Deyin bakayım bu vatandaşın huzursuzluğu niye? Bunu söyleyenler huzursuz vatandaşlar. Ya da sosyal medyada bunu söyleyenler yine huzursuz vatandaşlar. Kimdir bunlar? Yani sen imansız dediğin Metin Akpınar İmam Hatip Ortaokulu mezunu değil mi? Ben öyle biliyorum. Doğru mu biliyorum? Metin Akpınar. Ha, İmam Hatip Ortaokulu. Ben öyle biliyorum ya. Bilmiyorum ben. Ben İmam Hatip diye ortaokul kısmı diye biliyorum. Bilmiyorum. Yani öyle düşün ya da yanlış karıştırıyor olabilirim. Yani netice itibariyle imansız diyorsun adama ya. İman metre mi var? Ona bakarsan ayeti kelime de diyor ki tamam mı biz onları uyarırız anlamazlar. Bak deprem oluyor, darbe oluyor, ekonomik kriz oluyor, o oluyor, bu oluyor, şu oluyor. Sen anlamamakta ısrar ediyorsun. Hani inandığımız Kur'an'a göre bakarsak aynı şekilde devam ediyorsun. Yani ne yapacağız yani şimdi? Bunun bir çözümü olmalı. Evet başka şimdi ne var? Son gelen şey var. Trump biliyorsunuz artık yeni bir şey çığır açtı. Her şeyi, en önemli şeylerini ama bir dakika söylüyor. Rezil oldular ya. Trump geldiği 6. aydan beri görevden alınıyordu. İktidardan devriliyordu. Suikastı oluyordu bir dakika. Hepsi oluyordu değil mi? Hep havuz medyası öyle söylüyordu. Havuz öyle söylüyordu. Öyle söylemiyor muydu? Şimdi onlar yani ne diyordu? Yapıyorlar. İşte bak ne diyordu? Bak Trump beklediğimiz gibi çıkmadı. Trump bizimle ittifak etmedi. Trump değil. Darbeyi yapmıştı. Trump ekonomik krizi yapmıştı. Tamam. Fransa'da Versailles masasında ne işin vardı bak, kardeşim şimdi, senin? Bak. Şimdi Membiç'e girmek için izin ritüelleri yapıyoruz biz şu anda. Evet. Tamam, izin ritüelleri yapıyoruz tamam, ya. Bak, şimdi kimse saçmalamasın, alındı, kimse kimseyi alındı, kandırmasın. İzin alındı bak. Trump sabaha karşı bizim saatimizde 6.54'te. Attığı mesaj var İngilizcesi de burada. Türkçesi şu. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de kalan IŞİD unsurlarının kökünü kazıyacağı konusunda beni detaylı şekilde bilgilendirdi. Erdoğan söylediğini yapabilecek biri, Türkiye doğru komşu, birliklerimiz eve dönüyor. Ha burada çok büyük bir tezgah işte var. Görüyor musun? Şimdi bak, çok büyük yaşadığımız olaya var. Bakar mısınız? Hayır yani? Bakın ben size bir şey söyleyeceğim. Bize izin verdi. Çok kısa bir bilgi vereceğim. Bu olayın altta, bu kumpasın alttan Membiç'i de alsak, aşağıya doğru da insek, PKK'yla da çatışsak, IŞİD'i zaten bakın, hani IŞİD'i bitirmişti? ABD öyle açıklama yapmadı mı? IŞİD'i beraber bitirdik demedi mi Sayın evet. Erdoğan? Ne oldu? Zaten bittiği için geri dönüyor bir dakika, diyor ama... Bir dakika, IŞİD'le niye çarpışma ihtiyacımız olsun ki bizim? Bir dakika, biten bir yerle çarpışabilir misin? Ha şimdi söylüyorum size. 15 gün içerisinde tüm dünya televizyonlarında bir IŞİD furyası başlıyor abi. Kesilen kafalar, işgal edilen şehirler, PKK ile çatışmalar falan filan. Türkiye bununla mücadele edecek mi hakikaten? Vallahi ben İdlib'tekilerin ne olduğunu bilmiyorum. Sen biliyorsun da haberin var mı? Yani buhar. Nereye geldiler? Bilmiyoruz işte. İdlib meselesi aylarca bir aydır soruyorum. Ya İdlib'teki ağır silahlar ne oldu? Bakın Rusya'nın bir açıklaması var. Şeyler ne oldu? Amerika Birleşik Devletleri bir kısım teröristleri Afganistan'a nakletti. IŞİD el-Kaide'ci teröristler evet. Afganistan'a nakletti. Büyük Orta Doğu Projesi'nin devamı genişletilmiş Orta Doğu Projesi'dir. Yani Hazar üzerinden devam eden Orta Asya'yı içine alacak bir projedir. Şimdi Afganistan'ın konumuna bakarsanız Pakistan, Çin, İran ve direkt Özbekistan'dan Orta Asya'ya açılıyor. Tam stratejik noktada. Bugün Azerbaycan-İsrail arasında varılmış olan anlaşmayı da göz önüne aldığınız zaman Hazar Havzası'nda bir hareketlenme var. Yani bir... Orta Doğu'da yaşanan bu kanlı süreçlerin bir kısmı da o bölgelerde yaşanabilir. Ben size söyleyeyim. Çünkü orası da, Kafkaslar da o şeye şey yani meyilli, Orta Doğu gibi. O tür bir kan akıtmaya meyilli bölge. Öyle düşünelim. Yani İran'ın durumu ortada. Şu anda bir ambargo başladı vesaire vesaire. Bir de ilginç bir şey var. Türkiye dünyaya ambargo koyuyor Amerika Birleşik Devletleri. Türkiye muaf tutuldu bu işte. Nasıl oluyor bu? Ben bunu anlamadım. 6 aylık bir süre için oldu. Ha ama yani. İşte zaten petrol falan yani biz düştü. Sınır ülkesiyiz. Şimdi burada ne olacak biliyor musunuz? Göre... Bakın ben size bir şey söyleyeceğim. Amerika Birleşik Devletleri'nin gerek Ürdün, gerekse Suriye, gerekse Irak'taki üstlerinde yeterli sayıda askeri var. Profesyonel askeri var. İstediği zaman da aşağıya indirecek olduğu askerlerin hepsinin silah, teçhizat, mühimmatı var. Hazır mı? Hazır. PKK bekçilik yapıyor. Aynı zamanda da savaşıyor. Şimdi biz bu PKK ile nasıl savaşacağız onu düşünelim. Bu bir. Şimdi PKK ile savaşırken IŞİD ile neden savaşmak zorunda kaldı? Neden bu ihale bize kaldı? Neden IŞİD ile savaşma ihalesi bize kaldı da mesela Suriye'ye kalmadı? Suriye'nin toprağında değil mi IŞİD arkadaş? Niye Suriye ordusu savaşmıyor da Türk ordusu savaşıyor? Soru bu. Tamam PKK ile bizim işimiz var. Ama bizim IŞİD ile işimiz var mı bugün için? Kimin işi olması lazım? Suriye ile Rusya'da. Evet. Niye biz şey miyiz? Bizim askerimiz ihale askeri mi yani?
Mehmetçiğin kanı bedava mı yani? Ha. Demek ki 15 sene önce sonrasını söylediğin aynısını yerine getirecekler. Durum bundan ibaret. Başka bir şeyden ibaret değil. Ama işte... Ve devamında ben size ikinci parçayı kurdular hocam. Bak burası Müslümistan. Öbür taraf Barzanistan. Sıra geliyor İran'la Türkiye'ye. Müslümistan dediğinden Salih Müslüman. Salih. Hayır hayır yani Müslüman ülkesi zannederler. Yok yok Müslümistan yani. Salih Müslüman oldu ya. Yani Apoistan daha kurulmadı biliyorsun. Ama ben özellikle bugün bir haber var Kocaeli'nde. Bir baba oğul Kürtçe konuştuğu iddiasıyla saldırıya uğramış hikayesi falan filan var. Türkiye içerisinde seçimlere kadar çok farklı rüzgarlar esebilir. Farklı provokasyonlar var. Tamam ben özellikle şuradan şunu söyleyeyim. Arkadaşlar Atatürkçü olmayın artık. Lütfen rica ediyorum Atatürk olun. Ya atçı, çe, ca, cı, cı bu iş olmuyor. Tamam mı? Bir tane ölmüş Atatürk'ten bu kadar tamam mı? Bir ülkede kavga gürültü var. İşte görüyorsun bir taraf hakaret ederken öbür taraf savunmaya gerek yok. Madem öyle herkes bir Atatürk olsun. Bu ne? Mühürlü vagon. Evet şunu biraz konuşalım en son. Şunu konuşalım gösterirsen konuşacağız. Tamam verdim işte sana. Bana verme oraya göstereceğiz. Peki tamam oraya göstereceğiz. Mühürlü vagon. İşte. Mühürlü vagon. Bizim evet. Son kitabımız aslında Mühürlü vagon ne kitabı? Lenin, Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Supi, Sultan Galiyev ve devrin adamları zaten. Bir de Enver Paşa'nın o Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki süreç içerisinde yani 1917 ile başlayan ve 1941 en son Sultan Galiyev'in kurşuna dizilmesiyle biten süreç içerisindeki önemli detayları, birleştikleri noktalar, ortak noktaları ve gerçekten ne için yola çıktıkları, sonuçların ne olduğunu, biraz da dünya siyasetinden bir de kimsenin bilmediği bir şey var. 1905 yılında İngiltere Başbakanı bir kongre topluyor ve iki sene sürüyor. 1905-1907 yılları arasında bu kongreye dünyanın her tarafından 10 bin kişi getiriliyor etnik. Kongrede alınmış tek bir karar var. Türk'ün gücü nasıl kırılır? Bütün karar bunun üzerine kurgulanmış. Nitekim netice itibariyle buna karşı işte ne bileyim Enver Paşa'da hatalarıyla tabii. Mustafa Supi hikayesinin aslında Türkiye'de bilinmeyen yönleri. Mustafa Kemal Atatürk'le Lenin arasındaki ilişkiler ve aslında ölüm detaylarındaki benzerlikler diyelim ve dönemin sürecin nereye gittiği vesaire vesaire. Abraham Lincoln suikaste dahil olmak üzere. Bir araştırma strateji istihbarat kitabı yine. Bu bizim son kitabımız gerçi 4 ay oldu çıkalı. Mühürlü vagon. İyi de gidiyor. İnsanlar okuyor. Okumalarını tavsiye ederiz yine. Peki. Yani, bunu da Merdan Bey'e imzalık bırakacağız. Sana öyle göndermiştim. Tamam. Evet. İmzalamadım imzalayacağım. Ha, imzalıyorsun. O zaman çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bugün Ankara'dan sırf bu program için kalkıp geldin, kırmadın beni. Ne demek? Evet, bir Ankara'dan başlayıp bir Türkiye ve bölgemize ufuk turu attık. Ankaralı stratejist, gazeteci, yazar Hüseyin Hakkı Kahveci'yle. Evet, bugün... Bu bölümü de burada bitiriyoruz. Ben saat başında tekrar geleceğim. Özellikle son Müjdat Gezen Metin Akpınar olayı ve onun yansımaları hem gazetelerde hem de bugüne devam eden yansımalarını sizlerle konuşmak istiyorum. Evet, saat 9'da buradayım. Evet, devam ediyoruz değerli izleyiciler. Şimdi efendim, şu gazetelerden şöyle bakalım ne diyor Türkiye. Terörist Netanyahu. Onu zaten konuştuk yani böyle deyince işte ama en düşük seviye bravo diyorlar çok güzel Netanyahu'ya da çok fena yaptı. Çünkü Netanyahu çok büyük ya İsrail abi İsrail'le baş etmek kolay değil. Ama Tayyip Erdoğan onlara da dik duruyor helal olsun. Büyükelçi Kuaizi konu Türkler ise Pakistan tek ses olur diyor güzel peki. Terimi teşekkürlerle asalım diyor spor dünyası FETÖ'nün hedefindeydi bu ne ya? Örgütün kanlı planları 15 Temmuz öncesine ait gizli mesajlarda ortaya çıktı diyor. Eski polis İnan Kazan, Kakao Talk'ta 15 Temmuz'dan 4 önce darbe hazırlığını yazmış. FETÖ'cü polis Aykut Demir'i Trabzon Meydanı'nda asalım, Fatih Terim'in teşekkür konuşması yapıp idam edelim demiş. Darbe gecesi ise yukarıdan mı bombalayalım, tanklarla mı olsun mesajını paylaşmış. Emniyetin WhatsApp grubunda da askere direnmeyin çağrısı yapmış. İyi tamam işte yakalamışsınız, aferin size. Buradan bu, tamam. Efendim Korkusuz Gazetesi benim gazete. Bugün eğitimde tarikat rahatsızlığı diyor. Öğretmenlerin büyük çoğunluğu cemaat, tarikat ve diyanetin eğitime müdahale ettiğini düşünüyor ve bundan rahatsız oluyor. Evet. Eğitim İş 23 ilde 1060 öğretmenle yüz yüze görüşerek bir araştırma yaptı. Görüşülen öğretmenlerin %63'ü Milli Eğitim Bakanlığı'na müdahale edildiğini söyledi.
Araştırmaya göre öğretmenlerin %70'i ise cemaat ve tarikatlara ait vakıf ve derneklerle Diyanet'in eğitimi müdahalesine rahatsız olduğunu belirtti. Eğitim İş Genel Sekreteri Ebru Sungar, hiçbir cemaat, tarikat, milli eğitime ortak edilmemeli. Evet, öyle ama şu anda genel mantık o. Yani bütün okul müdürleri ya imam hatipli ya cemaat ve tarikat üyeleri. Mutlaka Tayyip Erdoğan'a bağlılıklarını bildirmiş hem de dinsel açıdan da hani ne kadar istismar edebileceğini göstermiş adamlar. Bütün okullar maalesef böyle oldu. Benim yazıyı bugün biraz büyüterek şey yapmışlar. Güvenli seçimin ruhuna Fatiha diye ilk bölümde anlatmıştım. Yani daha yayının hemen başında. Niye Tayyip Erdoğan'ın yetkileri yani seçim yasağına girmiyor diye. Evet işte onu anlatan bir yazı. Tayyip Erdoğan'a seçim yasağından hariç tuttuğunuz an devletin bütün gücü seçimlerde kullanılacak demektir. Çünkü bu gücü kullanan zaten bir kişi var. Hani bakanların zaten bir propaganda yaptıkları yok. Milletvekilleri zaten devletin imkanlarıyla yapmıyorlar. Kendileri bölgelerinde yapacak. Ama devlet gücünü Tayyip Erdoğan dilediği gibi kullanacak. Zaten propaganda tek elden yürüyor. Bunu da söylemiş olan. Efendim Yeni Şafak, şimdi gelelim işte. Tepeye koy. Sen kimi ipe götürüyorsun? Cumhurbaşkanı Erdoğan, iç savaş ve kendisi hakkında da idam imasında bulunan Metin Akpınar'a sert çıktı. Beni ipe götüreceklermiş. Bunu sanatçı görünüm altında müsveddiler yapıyor falan filan. Şimdi dinleteceğim. Ya bakın, çok yani böyle bir komedi Türkiye yaşıyor. Metin Akpınar öyle bir şey söylemedi ki, ipe götüreceğiz seni falan diye. Ama işte bir şey söylüyorlar, doğru olmayan bir şey söyleyip onun üzerine tepiniyorlar. Ama millet öyle bakıyor. Yani bakın hala portakalı bıçaklayanlar Fatih Portakal'ın ne dediğini bilmiyorlar biliyor musunuz? Ama haberi yok. Ama diyor, alay etti, halkla alay etti. Nerede alay etti? Abi bilmiyorum işte, Tayyip Erdoğan söyledi. Farkında bile değiller. Şimdi de öyle. Tayyip Erdoğan bu işi çok iyi keşfetti. İşte medya bunun için lazım. Şimdi gerçeği sakladığınız zaman, ülkeyi yöneten kişinin söylediklerini doğru kabul ediyor insanlar. Sen kimi götürüyorsun diyor. Beni diyor ipe gönderiyormuş diyor. Yok böyle bir şey. Şimdi önce bu haberi bir izleyelim bir kere. Yani herkes bir görsün. Sonra üstünü ben buradan bir şekilde tamamlayacağım. Evet, şu Metin Akpınar, Erdoğan Metin Akpınar haberini bir görelim bakalım ne demişler. Ne olur Allah aşkına uğur ya. Zaten her... Özgür iradesiyle geleceğini tayin edebildikleri bir rejim, bireylerin geleceklerini tayin edebildikleri bir rejim demokrasidir. Bu bizim polarizasyondan, bu kargaşadan kurtulmamızın tek çaresi de demokrasi diye düşünüyorum. Oraya ulaşabilirsek ne ala kavga dövüş olmaz, biz bu işin içinden çıkarız. Ulaşamazsak her faşizmin olduğu gibi, karşılaştığı gibi belki liderini ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki adı geçen başka liderlerin yaşadığı gibi kötü sonları yaşayabilir ama bize yazık olur. Sinema ve tiyatro oyuncusu Metin Akpınar bu sözleri nedeniyle partili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hedefine oturdu. Yayın organları vasıtasıyla beni ipe götüreceklermiş. Bunu sanatçı görünümü altındaki müsveddeler yapıyor. Yahu senin her yerin sanatçı olsa ne yazar? Erdoğan, sizin her tarafınız sanatçı olsa ne yazar diyerek Akpınar'a yüklendi. Ya biz bu yola farklı çıktık. Beni ipe götüreceksin. Yahu senin haddine mi? Biz şehadete inanmış insanlarız. Ve biz bunların bedelini rahatlıkla ödemeye hazır insanlar. Bunlar sanatçı müsveddesi. Şimdi yargıya gitsinler, bunun hesabını versinler. Öyle karşılıksız bu işleri bırakamayız. Bunun bedelini ödeyecekler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da ard arda yaptığı iki konuşmada da hedef gösterdiği Metin Akpınar hakkında iç savaş ve darbe çağrısı iddiasıyla İstanbul Anadolu Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bu AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan çıktı, bir gün Beşiktaş falan da saydı da Kadıköy'de oturanlar için. Sen Kadıköy'de oturuyorsun, ben de öyle. Ben de yani seni, beni, bizi. Dedi ki Türkiye'de kıyamet kopsa, ha? Bunların kılı kıpırdamaz. Şimdi herkesi azarlıyor, herkese parmak sallıyor, herkese haddini bil diyor. Kardeşim böyle bir şey, bak Recep Tayyip Erdoğan, sen benim, bizim vatanseverliğimizi sınayamazsın, haddini bil.
Akpınar'ın ardından aynı programdaki konuşmaları nedeniyle Müjdat Gezen hakkında da Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak hakaret içerikli sözler söyleyip darbe ve ölüm tehdidinde bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında işin aslını araştırmak ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül etmek amacıyla 22.12.2018 tarihinde soruşturma başlatılmış ve her iki şüpheli savunmaları alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımıza davet edilmiştir denildi. Ya böyle bir rezalet herhalde dünyanın en geri ülkelerinde yaşanır. İşte çadır devletinde, efendim işte kabile devletinde yaşanır. Bakın çok net. Tayyip Erdoğan ne diyor? He diyor, şimdi versinler diyor yargıya hesaplarını. Demek ki biliyor. Suç duyurusu var mı? Hayır, yok. Basında çıkan haberler üzerine. Bugün Yeni Şafak gazetesi yazınca ya da efendim Yeni Akit gazetesi, kelimeyi burada kullanırsam Rütük kapatma cezası verebilir. Ama adamlar yazmaktan hiç çekinmiyorlar. Bilmem ne Müjdat'a soruşturma diye yazınca hakim, savcılarımız uyanmışlar. Yoksa hiçbirinin Tayyip Erdoğan'la alakası yok. Gazetelere bakmışlar. Allah Allah, Metin Akpınar acaba bu lafı niye etti? Şu arkadaşı bir çağıralım da bir soralım bakalım demişler. Ya kabile devleti bile değiliz be. Kabile devleti bile değiliz. Ama ben en çok neye şaştım? Arkadaşlar haberi hazırlarlarken bir şeyi atlamışlar. Tayyip Erdoğan bunlar sanatçı müsveddesi dediğinde oradaki zevat alkışladı çılgınca. Ya bu nasıl bir onursuz davranıştır ya? Ya orada oturanların hemen hemen tamamı Metin Akpınar'ın filmlerini ya da tiyatrosunu ya da televizyon şovlarını kahkahadan kırılarak izlemiştir. Elleri avuçları patlayıncaya kadar da alkışlamıştır. Şimdi ben bunu bir sanatçıya yakıştıramadım demek başka, bunlar sanatçı müsveddesi demek başka. Ya nasıl bir cumhurbaşkanımız var bizim? Ben üzülüyorum. Niye? Böyle sanatçılığın konuşmaması lazım dese, mesela dese ki, bak kardeşim Metin Akpınar, söylediğin sözler buraya gider. Bir sanatçı olarak bunları söylemeni yadırgadım dese çok farklı. Bunlar sanatçı mı? Ha, öyle mi? Ve oradakilerin tamamı hiçbir şekilde gururlarını filan hesaba katmadan alkışı açık. Onlar da öyle düşünüyor. Çünkü Tayyip Erdoğan bunlara sanatçı müsveddesi dedi. E şimdi elinizi vicdanınıza koyun be kardeşim. Yani Metin Akpınar sanatçı müsveddesi mi? Ha, eğer AKP'liyseniz, evet. Çünkü neden? AKP demek kaliteye, düzgün olana, eğitimli olana, yetenekli olana düşman olmak demek. Bakın net söylüyorum bunu. Öfkeliler, nitelikli insanlara öfkeliler. Elit onlar, elit. Niye elit kardeşim? Yani 2-3 lisan biliyorsa, iyi bir eğitim aldıysa, sanata, bilime, edebiyata merakı varsa ve en önemlisi senden değilse niye aşağılamaya kalkıyorsun? Niçin eğitimli olana, iyi olana hep nefret kusuyorsun? Ha ne olacak lan, biz kaç tane mühendisi cebimizden çıkardık? Oğlum, evladım, aptallık etme. Sen onları cebinden çıkarırsın ama sen hep fakir yaşayacaksın. Sen hep yoksul olacaksın. Sen hep şikayet edeceksin. Ama o adam hep iyi yaşayacak. Sen ona küfredeceksin ama o harika bir hayat sürecek kendince. Ama senin hiç hissetmediğin duyguları taşıyacak ve kahrolacak. Senin kötü yaşamandan dolayı onun üzüntüsü senin kötü yaşamın verdiği hasardan daha büyük o adamın ruhunda, o insanların ruhunda. Bunu biliyor musun? Senin ezilmene, senin horlanmana, senin çektiğin eziyete olan üzüntüsü, senin maddi olarak çektiklerinin yanında kat ve kat daha fazla o insanların ruhunda. Bugün küçümsediğin Metin Akpınar, küçümsediğin Müjdat Gezen, küçümsediğin Fazıl Say seni düşünmekten uyku uyumuyor. Seni düşünmekten kendini kahrediyor ve seni düşündüğü için de belki hapislerde süründürülmek isteniyor. Ama sen bu farkı anlayana kadar zaten yaşamın bitecek. Ot gibi yaşayıp ot gibi gitmiş olacaksın kardeşim. Anlıyor musun? İşte bunu düşün. Sanatçı müsveddesi diyeni alkışlayamaz. Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanıdır. Ne yapsa yeridir gibi bir şey oluyor. O söyledi. Sen niye alkışlıyorsun kardeşim? O herkese söylüyor. Siyaset yapıyor. Oradan oy toplayacak.
camiye içki içtiler diyor. Aa, doğru olması önemli değil. İnan, işte sen inanasın diye. Bir tahkik etmediğin için, ya girildi mi? Hayır. Camileri ahır yaptılar diyor, inanıyorsun. Kur'an yasaktı diyor, inanıyorsun. Bakın hep ortaya bir şey atıyor. En son işte Fatih Portakal için millet dava etti dedi. Okudu mu kardeşim Fatih Portakal'ın söylediğini ya da dinledin mi? Alay var mı orada? Yok. Ama sen farkında bile değilsin. İşte şimdi de bu sanatçı bizi ipe göndermek istiyor diyor. Var mı konuşmasında böyle bir şey? Yok. Ha efendim zorlarsan ne? Bahsettiği Mussolini. Sonuçta öyle olmadı mı? Mussolini'yi ayaklarından astılar. Kendi halkı. Onun arkasında duran siyah gömlek, kahverengi gömlek giyenler. Onlar yaptı. Libya'da Kaddafi'yi kim linç etti? Ya da Esad'ı, Saddam'ı. Kendi adamları yapmadı mı? Kendi adamları idam etmedi mi? O dedi ki evlatlarım ne yapıyorsunuz dedi. Ya bana yapıyorsunuz bunu dedi. Bu. Efendim seni de asarız. Yok öyle bir şey. Bir kere Türkiye'de idam cezası yok kardeşim. Şimdi iki tane şey seyrettirmek istiyorum. Yani biraz da hani geriliyoruz böyle. Ben de öfkeleniyorum kardeşim. Yani nasıl öfkelenmezsin ya? Ya kolay yetişmiyor. Bakın insan kolay yetişmiyor. Senin ilim 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 dediğin adamın tek marifeti var. Dindar o kadar. Var mı bana bir tane bilim adamı göster kardeşim. Hani şu alim, büyük adam falan dediklerinden bana bir tane bilim adamı göster. Efendim İslam dinine hizmet. Hiç itirazım yok. Başımın üstünde yeri var. İslam dinine çok hizmet ettiyse, muazzam eserler verdiyse benim de değerim. Ama bana onlar dışında bir tane bilim adamı göster. Bir tane sanatçı göster kardeşim. Bu kendini burada konumlandırıp da sanatçı bir tane göster, bir tane müzisyen göster. Taklit etmeyecek ama. Bak, Tarkan taklidini böyle dini müzik yaparak Tarkan'a taklit etmeden sanatçı göster, şarkıcı göster. Gösteremezsin, yok çünkü. Bir tane romancı göster, bir tane şair göster. Dön dolaş Necip Fazıl diyorsun. İşte Fesli de Necip Fazıl için yeri cehennemdir kardeşim diyor. O. Dön dolaş Sezai Karakoç işte. Başka? Sayabiliyor musun? Yok. Dönüyorsun Nazım da bizim, o da bizim. Hemen oraya gidiyorsun. Şimdi bak bir Metin Akpınar'ın Milleti ağlat, millet ağlatanı sever diye bir parodisi var. Onu bir seyredelim. Hem biraz gülelim, biraz da rahatlayalım ya, gerildik. Millet Mardros Manakya'nın Osmanlı Dram Kumpanyası'na koşuyor. Akıl sır erdiremedim gitti. Biz burada güldürelim diye burnumuzdan telliyoruz. Millet oraya gidip sabiye sümük ağlamayı tercih ediyor. Bu millet böyledir zaten. Anasını ağlatanı daha çok sever. Şimdi bir de Darülbedai diye bir şey çıkardılar başımıza. Başına da bir Fransız getirmişler. Adı Anton mu, Antonio mu ne karın ağrısıysa. Oyuncular mektepten yetişecekmiş bundan sonra. Hasan Efendi'ye geçen akşam, bak Hasan Efendi artık oyuncular mektepten yetişecekmiş dedim. Hiç fütur getirme Agah dedi. Asıl seyirciler mektepten yetişirse o zaman halimiz dumandır. İşte bunu söylüyor. Ta tabii 1900'lerin başından böyle oradan göğe alıyor. Şimdi bir de hem de rahmetli analım Metin Akpınar ve yani Zeki Alasya ile yaptığı bir parodi var. Gene ülkemizde böyle çok konuşulan her şey yasak, o yasak, bu yasak. Üstelik de kardeşim yasağı koyan benim, sen buna nasıl karşı çıkarsın? Sen anarşist misin ne? Biten konuşmalar vardı bir dönem. Şimdi bir de bir yasaklardan bir bölüm izleyelim. Hem de Zeki Alasya'yı da anmış olalım. Yasaklara hoş geldiniz. Biliyorsunuz yasaklarla dolu bir dünyada, yasaklarla dolu bir ülkede yaşıyoruz. Buraya gelirken bile kim bilir ne yasaklarla karşılaştınız. Ama burada karşılaşacağınız ilk yasak, şey bir yasak. Şimdi şey hepiniz biliyorsunuz tabii. Tek başına bir anlam ifade etmeyen ama cümle içinde her anlama gelen bir şeydir. Şeyin efradını cami, ahyarını mani tarifi böyle oluyor. İşte bu yasak da öyle bir şey. Yani bilmem anlatabilmiyor muyum? Dur! Efendim? Yasak!
Ne yasak? Buradan geçmek yasak. Nasıl yasak yani? Soğanlı var, sarımsaklı var. Hangisini seversiniz? Nasıl? Ne demek nasıl yasak yani? Basbayağı yasak kardeşim. Buradan geçmek yasak. Türkçe, YASAK yasak. Ben eve gidiyorum. Olabilir. Olabilir tabii. Hayır, buradan olmaz. Buradan yasak. Eve gitmek mi yasak? Eve gitmek yasak değil. Buradan geçmek yasak. Ben buradan geçmezsem eve gidemem ki. Bizim eve giden tek yol bu ya. O beni ilgilendirmez. Ha, sizi tabii ilgilendirmez. Beni ilgilendirir çünkü eve gidecek olan normal olarak... Eve gidemeyecek olan sizsiniz çünkü buradan geçmek yasak. Ya ben şimdi eve gitmeyeyim mi kardeşim? Ben sana eve gitmemi diyorum. Demiyor musun? Demiyorum tabii. Bul başka bir yol, git karışmam. Başka yol yok. Bizim eve giden tek yol bu. O beni ilgilendirmez. Evde çoluk çocuk bekliyor da. Hiç fark etmez. Ne fark etmez? Çoluğun çocuğun beklemesi fark etmez. Aa. Tabii çocuklulara serbest, çocuksuzlara yasak diye bir şey yok ki. Bu memlekette eşitlik var. Yasaksa herkese yasak. Peki kim koymuş bu yasağı? Ben koymadım. O zaman bırakın geçeyim ya. Geçemezsin, ben uyguluyorum. Buradan geçmek yasak. Ha. Eve gitmeyeyim daha iyi. Ha, şimdi yani de eve gitmek yasak değil, olsun bitsin. Sen ne anarşist herifsin. Sonuç bu. Biraz sen ne anarşistsin? İşte hep bu mantıkla. İşte bu ilkel kafa bu. Şu anda Türkiye'de bu çok egemen maalesef. Bir şey söylediğim zaman hemen hain, FETÖ'cü, terörist, postalcı, vesayetçi, orducu, darbeci, asıl hep şey, bunlar toplumun en düşük kesimlerinde etkiler. Beni ipe göndermek istiyorlar. Aa lan ben seni. Yok oğlum, ip yok Türkiye'de. İpe gönderilmiyor artık kimse. Ağırlaştırılmış müebbet var. E onu da kimse söylemiyor ki. Yani şimdi nereden çıktı? Beni ipe göndermek istiyorlar. E bunu söylüyor, alkışlıyorlar. Orada bakanlar var, milletvekiller. Hepsini atıyorum, onlar iş adamları var. Hayır, siz bu ülkede yaşamıyor musunuz ya? Farkında değil misiniz? Hepsi bal gibi farkında ama işte korku her şeyi yaptırıyor insanlara. Efendim 8 bin asker Münbiç sınırında. Tebrik ederim. Bakalım ne oluyormuş. ABD'nin Suriye'den asker çekme kararı üzerine Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonu bekleten Türkiye, batıdaki Münbiç için düğmeye bastı. Cumartesi gecesi 8 binden fazla Mehmetçik, ÖSA askeri ve PKK işgali altındaki ilçeye sevk edildi. Bir dakika, Münbiç'e mi gitmişler bunlar? Yo, Münbiç'i karşısına. Niye öyle diyorsunuz o zaman? Askerler Fırat Kalkanı bölgesinde Münbiç'e bakan Sacır, Krata, Avn Dadat bulduk gibi noktalara yerleşti. Münbiç'e 12 kilometre mesafedeki birliklerin ilk hedefi PKK'nın güneyden Esed rejimiyle, aa bak bunlar hala Esedci, daha cemaat etkisi devam ediyor demek, bu Yeni Şafak kurtulamamış daha cemaattan. Halbuki bakanları Esad demeye başladı. Kesilmesi ve Halep, Tel Rifat irtibatının koparılması amaç bu. Dün panik içindeki teröristler Tel Rifat yönünde taciz atışları yaptı. PKK'lar Münbiç hapishanesinde alıkoydukları sivillerin bir kısmını Ayn İsa'ya götürdü. Yeni Şafak'ın ulaştığı kaynaklar teröristlerin günlerdir devreye çıkmadığı ve şehir merkezinde görünmediklerini söyledi. PKK'ların bir bölümü sivil kıyafetlerle şehri terk etti. Birkaç Amerikan askeri ise sokakları dolaşarak varlıklarını hissettirmeye çalışıyor. Ya bu nasıl bir ezikliktir, nasıl bir aşağılık duygusudur? PKK'yı korkuttuk, kaçırdık. Ya korkacak tabii kardeşim. Sen devletsin, senin düzenli ordun var. Sen NATO üyesisin, sen Birleşmiş Milletler üyesisin. Avrupa Birliği'ne girmek istiyorsun. Statün var, karşındaki bir örgüt adı üzerinde. YPG. Örgüt daha, devlet değil, parti değil, varlığı yok. İşte o bir yer, o. Şimdi sen bunu korkuttuk, gördün değil mi? Ya bu seni küçültüyor. Bu bir. İki, Trump söyledi işte, Tayyip Erdoğan aradı dedi ki ben merak etme abi, IŞİD'i ben bitiririm. Tamam, biz eve dönüyoruz, Türkler bu işi yapar dedi. Sen bunu yapacaksın, taşeronluk yapacağız. Soros'la olan bağlantınızın meyvelerini şimdi yiyorsunuz. Soros ne demişti? Türk askeri en iyi ihraç ürününüz. Onu değerlendir. İşte onu yapacağız şimdi. Türk askerinin canı üzerinden bir iktidarın gücünü sınıyoruz. Suriye'ye girdim. Gir. Girmek bir şey değil. Çıkmayı biliyor musun? Benim bugün soracağım o. Arkadaş, Suriye'ye girersin. Çıkmayı biliyor musun, nasıl çıkacağını? Hangi
amaçla gireceğiz. Terörü tamam. PYD'yi yok ettik. Hepsini öldürdük anasını satayım. Bir tane bile sağ bırakmadık. IŞİD'i de mış gibi yaptık. Onlardan da 3-5 öldürdük. Onlar da sessiz. Tamam sonra. Evet sonra. Ne yapacağız? Geri mi geleceğiz? Geri geldiğimiz an o bölge ne olacak? Ya da Suriye ile mi papaz olacağız ya da Suriye ile mi masaya oturacağız? Düşünsenize Halep'te Esad ve Tayyip Erdoğan oturmuşlar, şey imzalıyorlar efendim, Suriye'nin bu tarafına da artık askerini gönderdi. Ey Allah'ım yarabbim ya. Başka burada bir şey var mı? Çok yok. Efendim evrensel duayen sanatçılara jet soruşturma diyor. Zamanımıza da bakalım da yanlış. Evet duayen sanatçılara jet soruşturma. Duayen deyince anlıyorsunuz yaşlı demek bizde. Aslında işte bu duayen kelimesini yanlış kullanıyorlar. Gerçek anlamda yaşlı diye kullanıyorlar. Yani yaşlılar diye kullanılıyor. Duayen şu demek. Bir meslek grubundaki yaşı en yüksek olan. Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk toplantısını duayen milletvekili yapar. Şudur o. En yaşlı kimse o meslek, o gruptaki o. Ya duayen gazeteci. En yaşlı gazeteci demek. Kendisine dua edilen gazeteci değil yani. Ama burada genel kullanılıyor. Duayen sanatçılar. Değil, bir iki tane duayen sanatçı olmaz. Bir tane olur. Neyse. Amaç belli ama olsun. Hani ben bir dil şeyi olarak söyledim bunu. Hani kelime anlamı. Bir televizyon programındaki konuşmaları nedeniyle duayen tiyatrocular Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunlar sanatçı müfettesi. Yargıya hesabını vermesi, hesabını versinler sözlerinin ardından jet hızıyla soruşturma açıldı. Mesela bak Fatih Portakal'a aynı şey yapılmadı. O da bir enteresan. Yani ona hala bir soruşturma yok. Hani açılsın demiyorum da bir tuhaflık yok mu ya bu işte? Ya böyle bir devamlı bir konuşma var yani. La 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 la. Sonuç bilmiyoruz. Aracı kazanıyor, üretici perişan diyor. Ekonomisi büyük ölçüde narenciyeye dayalı Hatay'ın Erzin ilçesinde üretici kilosunu 45 kuruşa mal ettiği narenciyeyi 25 kuruşa elden çıkarıyor. Erzin'de görüştüğümüz narenciye üreticileri borçlu olmayan, takipte olmayan üreticinin kalmadığını söyledi. Üreticiler borcumuzu toprak satarak ödemeye çalışıyoruz. Ya şimdi bak bu haberleri yapıyorlar ama buradan başka bir gerçek çıkıyor. Şimdi 45 kuruşa mal ettiğin narenciyeyi niye 25 kuruşa satamıyorsun? Alıcı yok demektir. O zaman niye üretiyorsun? İşte AKP taktiği bu. Diyor ki arkadaş buğdayı diyor 45 kuruşa üretiyoruz ama 25 kuruşa bile satamıyoruz. Niye? 20 kuruşa dışarıdan alıyoruz diyor. İşte bu hale getirdiler tarımı. Şimdi burada da işte böyle bir edebiyat yapıyorlar. Efendim 45 kuruş harcadı 25 kuruşa satamıyor. Abi niye satamıyor? Yani şimdi otomobil fabrikaları 20 bin liraya mal ettikleri arabayı 15 bin liraya satamıyorlar mı? Yok. 20 bin liraya mal ettikleri arabayı 85 bin liraya satıyorlar. Peki portakalı niye 45 kuruş kilosunu harcadıkları halde 25 kuruşa bile satamıyorlar? Burada bir yanlış bir şey var. Bir hesap hatası var burada. Olmaz çünkü böyle bir şey. Ya tarım politikan yanlış, ya ürünün kötü. Yani yemelik portakal değil, sıkmalık portakal değil. Efendim fabrikaya verip de işte aroması alınacak portakal değilse 25 kuruş bile etmiyor. O zaman ben sorarım niye 45 kuruş harcadın kardeşim? Ama yani bu bir tuhaf. Eğer sen Türkiye'de 25 kuruş bile etmeyen portakal yetiştiriyorsan ya da portakalı 25 kuruşa bile almayan bir kesim varsa. Abi aldır aldır şu kadarcık şeyinden şişeler dolduran adamların meşrubatlarını içiyorsunuz. Demek ki portakalı almıyorsun. Ben niye pahalıya alıyorum o zaman? 25 kuruş etmiyor diyor. Ben portakalı 10 lira veriyorum kardeşim. Neden? Bak bir mandalina hala 5,5 liradan aşağı düşmedi. Hani 25 kuruştu. Bir enayilik var yani bu işte. Bilmiyorum. Baksınlar. Asgari ücret geçim standardını güvenceye almalı diyor. Evet asgari ücret heyeti çalışmalarına devam ediyor. Efendim bu. Sözcü. Son gazetemiz o. Bakayım zaten zamanımız da bitmek üzere. Türk Telekom ihalesi sözcüye patlar diyor. Bir dakika ya bu ne ya? Murat Muratoğlu yazmış. Neden?
Efendim diyor ki FETÖ'ye ilk terör örgütüdür diyen sözcüydü. Sözcüyü FETÖ'cülükle suçladılar. Nitekim Türk Telekom hortumlanıyor diye bas bas bağırdık. Vatan haini ilan edildik. Belki bu ihale Sözcü'ye kalacak. Ha, ironi yapmış, çok güzel. Türkiye'ye ve Mehmetçiğe küstahça dil uzatan Netanyahu. Hadi oradan yahu. Ha, şey yapmışlar, kelime oyunu, güzel. Ülkesine rüşvetle suçlanan İsrail Başbakanı Netanyahu, Türkiye'yi Kıbrıs'ta işgalcilikle Mehmetçiğe de sivilleri öldürmekle suçladı. Anında cevabını aldı. Cevabı veren Tayyip Erdoğan. Ne demiş? Ya bu Sözcü bazen böyle tuhaflıklar yapıyor yani. Mesela Tayyip Erdoğan'ın bu lafına çok sarılıyor. Efendim Netanyahu'nun skandal sözlerine iktidardan tepki yağdı. En sert tepki ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Arnavutköy'de toplu açılışa, ne açtılarsa bilmiyorum. Toplu açılış abi, karışma, sus. Toplu açılış. Erdoğan, Netanyahu yanlış kapıya vurdun. Sen zalimlerin sessin, sen devlet terörü estiriyorsun dedi. Erdoğan şöyle konuştu. Herhalde dili suçtu. Kendilerinin Filistin'de işgalci olduklarını, orada her yaştan on binlerce masum insanı silahla, bombayla öldürdüklerini söyleyecekti. Netanyahu sen... Şimdi bak, bunu böyle söylediğin zaman bir etkisi yok. Çünkü neden yok biliyor musun? Kardeşim sen Gazze'ye gideceğim dedin, kaç yıl geçti, gidemedin. Hadi, bak Gazze orada. E git, gidemiyorsun. Gemi yolla, yollayamıyorsun. Amerikan Büyükelçiliği Kudüs'te göğe, yeri göğü inlettik. Birleşmiş Milletler'den karar aldırdık. Büyükelçilik orada mı? Orada. E şimdi o zaman kalkıp da Netanyahu sen zalimsin falan diye diyorlar ya, boşver diyor ya. Desin diyor, hoş diyor. Ama adamın söylediğini dünyada ciddiye alıyorlar. Bak Netanyahu'yu ciddiye alır. Çünkü İsrail'in bir varlığı var, bir gücü var. Hiçbir şey olmasa para gücü var. Hiçbir şey olmasa algılama gücü var. Var. Senin yok. Sen Tayyip Erdoğan olarak Trump'ın buradaki taşeronluğunu yapıyorsun şu anda. Değil mi? Sen çekil abi, ben Suriye. O bizim işimiz ya. Sen çekil. Ben gezerim ya içini. Dünyada buna inandı, öyle mi? Yani zaten senin onlara yardım ettiğin yolunda çok ciddi iddialar var Batı basınında. Neyse. Efendim polislerin FETÖ apoletleri FETÖ'ye okutulmuş. Bu ne? FETÖ'cü komiser itirafçı oldu, her şeyi anlattı. Bay bay. Eski komiser H.E. görev yaptığı ilin imamının Bayram Ahmet Apak adlı şahıs olduğunu söyledi ve önemli bilgiler aktardı. Bakalım neymiş. FETÖ'cü polis şunları söyledi. Sınavı kazanan örgüt mensubu komiser adayları için apoletler alınıyor. Fethullah Gülen'e götürülürdü. Gülen bunları okuyup dua etmesi istenirdi. Allah Allah. Gülen de paket halinde kendine gelen rütbeleri okuyup dua ettikten sonra gönderirlerdi. Bunlar mezun olanlara takılırdı. Apoletlerin bizi beladan koruyacağı düşüncesi vardı. Abi sizi keklemişler ya. Bunu gönderdik, okudu abi bunu, Fethullah Gülen okudu takımızını. Ey Allah'ım, kafa. İşte bu kafa, yani maazallah, hani o şu bu yani 15 Temmuz'un ne olduğunu daha tam bilmiyoruz ama hani maazallah bunlar seçti. Türkiye tam din devleti. Şimdi yavaş yavaş, ufak ufak geçiyoruz. Yani onlara ya oğlum acele etmeyin dediler lan, yavaş yavaş geçiyoruz işte. Siz ne öyle acele acele. Yok. Evet. Bu kadar. Evet, bugün burada kapatacağız. Yarın tekrar birlikte oluruz. Hepinize iyilikler, esenlikler diliyorum. Hoşça kalın.